günler değerli izleyenler hoş geldiniz Bin Spor stüdyolarına. 2 Aralık Perşembe günündeyiz. Her zaman olduğu gibi Uğur Melek ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz bugün de programımıza. Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Nasılsınız? Ben teşekkür ederim siz. Çok teşekkürler. Her sabah hoş geldiniz diyorum. Ben yayın itibariyle söylüyorum yoksa Uğur Melek benden daha erken geliyor. <laughs> Çok daha erken geliyor. Onu da belirtelim. Çok erken değil. Ben de ama her sabah geldiğimde buradasınız Uğur Beyciğim. Evet. Mesai benden fazla sürüyor Değerli izleyenler ilk başlığımız nereden geliyor? Daha doğrusu hangi konuyla başlayacağız? Fenerbahçe ile başlayacağız. İlk başlığımız da Fenerbahçe'den ve Fanatik Gazetesi'nden geliyor. Fanatik Gazetesi demiş ki sizlere okuyacağımız ilk başlıkta yolun sonu göründü. Başlık büyük puntoyla atılan başlık bu. Altında ne yazmış bakalım. Fenerbahçe yönetimi Vitor Pereira'nın durumunu masaya yatırdı. Yöneticilerin büyük bölümü başarısız olduğu ortada sürekli bir oyuncuyla kriz yaşıyor. Yaptığı açıklamalarla taraftarı kızdırıyor şeklinde görüş bildirdi. Portekizli teknik adamla henüz ilgili son karar verilmedi. Ancak 53 yaşındaki hoca için yolun sonu göründü. Puan kaybetme kredisi kalmadı. Öte yandan Pereira sonrası planlama içinde farklı seçenekler masada. Şimdi hemen altında bilmiyorum görebiliyor musunuz? 5'te 5 beş yapacak ya da kovulacak diye bir başlık var. Orada bakayım ayrıntıda ne yazılmış? E, son yönetim toplantısında büyük çoğunluk bir an önce gönderilmesi yönünde görüş bildirdi. Henüz Pereira'nın geleceğiyle ilgili karar verilmiş değil diyor gazete. Ancak en iyi ihtimalle 53 yaşındaki çalıştırıcının ilk yarıda kalan 5 maçı da kazanması gerekecek. İlk kayıpta yolların ayrılması muhtemel. Neyse devam ederiz. Şunları okuyayım. Mesela ligden ilk aday başka kaynaklardan da görmüşsünüzdür. Değerli izleyenler her internet sitelerinde de Farioli'nin ismi sıklıkla yazılıyor. Francesco Farioli Karagümrük'ün genç çalıştırıcısı Fenerbahçe için yurt içinden ilk tercih konumunda. Farioli başarıya aç olması, Karagümrük'e oynattığı güzel futbol, güzel futbol değil de pozitif futbol demek daha doğru olacak. Yani güzel, çirkin, ayrı. Evet, o ayrı ama ona. ben de tanımlamak istesem pozitif futbol dedim. Oyunu farklı futbolda diyor. Durdurmaya mesela. çalışmayan. Hani pozitifte de tartışılır. Evet bence de pozitif ama farklı. İleriye oynayan. Kimliği olan. Bravo. Kimliği olan bir futbol oynatıyor. Karakteri Mesela, olan belki Karakteri evleniyiz. olan Bravo. daha doğrusu. bir evet. futbol oynatıyor. Pereira'nın oyununu tanımlayamıyorsun. En büyük sorunlardan biri bu. Bu arada şu, hemen tam bu noktada şu şerhi düşelim. Francesco Farioli gelsin daha iyi olur anlamında değil. Farioli'nin Karagümrük'te oynattığı oyunla alakalı. Çünkü dinamikler Karagümrük, Fenerbahçe dinamikler Süpes. geceyle gündüzden daha bile fazla farklı olabilir. Devam edelim aynı sayfadan. Ee, Farioli başarıya aç olması, Kara Gümrüğü oynattığı güzel futbol ve elindeki kadroya oranla aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıktı. Ancak yönetim içerisinde İtalyan teknik adamla ilgili iki farklı görüş var. Destekleyen grup genç yaşında kendisini kanıtladığı futbolun gelişimini yakından izleyen modern bir teknik adam. Doğru ben de katılırım bu önermeye. Karşıt olanlarsa ilk tecrübesini Karagümrük'te yaşadı. Fenerbahçe'yi yönetmek çok başka bir durum. Bu baskıyı kaldıramaz. Üstelik pro lisansı da yok diyerek Farioli'yi istemiyor ki karşı olanların da önermelerine karşı çıkmak benim açımdan en azından mümkün değil doğrusunu söylemek gerekirse. Üstelik ha pro lisansı da yok diye Farioli'yi istemiyor. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurmayıs'a hocasına teklif gelmesi halinde engel olmayacağını söyledi. Ne yapıp bir diğer öneri, ne yapıp edip biliçi getirelim. Fenerbahçe'nin Hırvat teknik adamla yaz döneminde her konuda anlaşmaya vardı. Hatta onun tavsiyelerine göre bazı adımlar bile attığı iddia edilmişti. Ancak Bil için çalışırdığı Beijing Guan ayrılmasına izin vermedi demiş. 1 Ocak itibariyle hoca boşa çıkacak bazı yöneticiler 53 yaşındaki çalıştırıcı için bu kez imkanların sonuna kadar kullanılması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Son olarak bir üçüncü opsiyonda İsmail Kartal adı gündemde diyor. Sarı lacivertli formayı uzun yıllardır terleten İsmail Kartal 2010-2014 arasında yardımcı antrenör olarak kulüpte görev yapmıştı. 60 yaşındaki İsmail Hoca 2014-2015 sezonunda ise Fenerbahçe'nin başına geçti. Takım ligi çok iyi götürürken 4 Nisan 2015'te Rize deplasman dönüşünde takım otobüsü Trabzon'da kurşunlandı. Bu olay şampiyonluğun kaçmasında en önemli etkenlerden biriydi. İsmail Kartal'la ilgili iki senaryo var. İlki en azından sezon sonuna kadar takımın başına getirilmesi, diğer alternatifse Pereira sonrası geçici olarak İsmail Kartal'la anlaşmak ve teknik adam arayışına devam etmek. Ardından Kartal'ın yeni gelecek hocanın ekibinde yardımcı antrenör olarak devam etmesi de yine gündemde." demiş. "Naçizane İsmail hocanın yardımcı olarak çalışmak isteyeceği çok makul gelmedi bana ama e tabii ki fikir olarak onu da söyleyelim. İkinci e, ikinci sayfamız Fotomaç gazetesinden. Hoca borsası açıldı. Fenerbahçe'de Pereira'nın yerine arayış başladı. İlk aday Farioli demiş Fotomaç gazetesi de. Fatih Karagümrük'ün başarılı teknik patronu Francesco Farioli ile görüşecek olan yönetimin boşta alan yo, boşta olan Joachim Löwe'de yeni teklif götüreceği iddia edildi. Slaven Bilic diğer aday. Christoph Daum ise sürprizde demiş. Bunu ben Chris, şeyi ilk defa gördüm. Daum'u Dağım o, o, şey yani 90'lı yılların itibaren o gazete o mizampaj yapılmış dağım kutusu hep orada duruyor. 30 yıldır aynı gazeteye basıyorlar bence. Dağım kutusu hiç <laughs> değişmiyor. o yüzden onu 2050'de de bu gazete yapıldığında mesela. <laughs> İlk başta anlamıştım ama şimdi anladım. dağım şey. 120 yaşında olacak mesela. Orada yine o kutu olacak. Sürpriz adam Elin altında var nasıl olsa koyuyor. Tabii tabii. O aynı sayfa yapıyor. 90'lı yıllarda o mizampajı yapmış. Şimdi emekli oldu o mizampajı yapan abimiz. O miras bırakmış o kutuyu bırakmış. Kutu orada duruyor. Etrafını dolduruyorlar. Dağım orada hep standart. Allah da sizi güldürsün Uğur Beyciğim. Hürriyet gazetesi. Perera'nın kritik dönemeci Lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam için yine zorlu bir hafta başlıyor. Rize ve Frankfurt maçlarında kayba tahammül yok. Süper Lig'de haftalardır galibiyete hasret kalan, Avrupa Ligi'ne havlu atıp yoluna Konferans Ligi'nde devam etmeye hazırlanan Sarı Lacivertliler'de Çaykur Rize ve Frankfurt karşılaşmaları Pereira'nın geleceğini belirleyecek. Olası kötü sonuçlar Portekizli'nin koltuğunu sallayabilir diye Hürriyet özür dilerim. Ha, evet Hürriyet gazetesi yazmış. Bu sayfadan üstte Fenerbahçe deneme tahtası olmaz başlığı var. Onu biraz sonra. Önce hoca meselesini konuşalım. Daha sonra e, malumunuz belki siz de görmüşsünüzdür e, so, soyunma odasına giden koridorda İrfan Can'la Atakan'ın e, teması, itişmesi vesaire o görüntüler çıktı ortaya. Onunla alakalı bölümde okuyacağız. Fenerbahçe deneme tahtası olmaz başlığını. Önce e, dedik ya hoca konusu. Şurada evet. hürriyetin önermesinde lider Trabzonspor'un 12 e, puan gerisine düşen Fenerbahçe'de diyor. Mesele 12 puan geriye düşmek değil. Olabilir. Hani 5 puan 6 puan 10 puan düşersin. Mesele gerçeklerle kafadaki senaryonun hiçbir şekilde evet. örtüşmemesi. Şimdi 3 büyük 3 İstanbul büyüğü de geride. Biri 10 diyorum ya puan farkı olur, biri açılır, on iki, kapanır. 12 14 mı yoksa 12 14 16 mı? 12 14 16 galiba. 3 İstanbul büyüğü de 20 Beşiktaş 20 puanda. Evet, 12 14. Galatasaray 22 puanda evet. Aradaki puan farkı 3 İstanbul büyüğüyle de ciddi bir puan farkı var. Yani mevzu sadece puan farkından ibaret olsaydı Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe meselesini bir arada ele almak gerekirdi ama Beşiktaş'ın durumunda şöyle bir farklılık var. Sergen Yalçın önce takımı ortalama bir noktadan alıp ilk sezonda ikinci bitirtti ve iyi bir proje vaat etti. İkinci sezonunda pozitif ve çok... karakterli bir oyun oynattı. Aynen öyle. O ilk ya e, yarım sezonunda da Beşiktaş'ı ligin olumlu hisseslerini tepeye taşıyıp ligi ikinci bitirdi. Sonraki sezon yine o hisseslerde zirve yaparak şampiyon oldu. Dolayısıyla elinde bir buçuk sezonluk bir kredi var. Bu bir buçuk sezonluk krediyle şu an beş yaş yönetimiyle mutabık kalıp devam etmeleri daha makul görünüyor. Sergen Hoca ile farkı o. Fatih Hoca ile ilgili tabii ki 8 tane şampiyonluk var. Cebinde artı geçmişte de yaşayamazsınız. Yanlış anlamayın. Sekiz tane şampiyonluk var diye sonsuz kredisi olamaz. Artı Avrupa Kupası performansı var. Yani Avrupa Ligi performansı terimde Galatasaray'ın cebinde olduğu için orada biraz daha hikaye farklı. Kirliliği Ama Pereira'da ikisi de yok. Evet. Pereira'da ikisi de olmadığı gibi performans anlamında, puantaj anlamında ikisi de olmadığı gibi oyun da yok. Esas mesele o galiba. Oyunun bir şey vaat etmiyor olması. Pereira'da Fenerbahçe'nin gelecek için hayal kurduramıyor olması. Yoksa sadece bugüne bakarak yapılmıyor bu projeksiyon. Hani gelecekle ilgili Pereira bir şey vaat ediyor mu? Oyun aşama kat ediyor mu? Oyun mesela adım adım ilerliyor mu? Oyuncular gelişiyor mu? Gelişmekte olan oyuncu sayısı duran oyuncu sayısından fazla mı? Bu Veriler ışığında değerlendirdiğin zaman da Fenerbahçe hikayesinin çok fazla umut vaat etmediği için Pereira'nın da bu takımı ileriye götüreceğine dair olan inanç çok azaldı. Doğru. Doğrusu ben de inanmıyorum bir Doğru. spor sever olarak. Ben de inanmıyorum. Fenerbahçe yönetim kurulunda herhalde genel olarak böyle bir inansızlık söz konusu. Şu ana kadar okuduğumuz başlıklar bunu gösteriyor. Adaylar konusunda Francesco Farioli her yerde biraz fazla öne çıkmış. Çünkü hakikaten bu şeyi hak eden bir isim. Az önce de söyledik bu beğeniyi bu takdiri hak eden bir isim. Francesco Farioli ancak Fenerbahçe yönetimi içerisinde karşı çıkan tarafın argümanlarına da bir şey demek mümkün değil. Çünkü ben de kesinlikle şey düşünüyorum. Karagümrük taraftar konusunda yani eli daha rahat hocanın orada. Hata yapma konusunda da, doğru yapma konusunda da karar alma konusunda eli daha rahat ama Fenerbahçe bambaşka bir bambaşka. olay. Yani burada o rahatlığı yaşayabilir mi? inanılmaz bir stres şeyinin altına girecek. Burada bir defa trib e, takımda sağ kenarına çıktığınızı düşünün. Evet. Taraftarın sevgisine ya da ilgisine mazhar olduğunuzu ya Bunlar bazen insanlar kafasında belki tahayyül edemiyor. Bunlar çok muazzam şeyler. Bir de Fenerbahçe'nin e, teknik direktörlüğü konuşuluyor. Hoca aynı şekilde dengesi bozulmadan devam edebilecek mi? Bana çok şey gelmiyor. Yani her iki taraf açısından da hayal kırıklığı olabilir gibi. Şimdiden bir şey söylemek mümkün değil haksızlık da etmeyelim kimseye. Belki hoca ben hazırım. Şüphesiz tabii ki. Yapabilir ben bunun altından kalkarım diyecektir ama şu anda benim bulunduğum pencereden baktığınızda sanki bu görüş biraz daha ağır basıyor gibi. Şimdi önce şeyden makro plandan başlayalım. Buyurun. Son dönemde dünyada 30'lu yaşlarda tek direktörlerin ciddi futbol kulüplerinde görev aldığını görüyoruz. İşte tabii bununla ilgili en popüler örnek Nagelsmann. 28-29 yaşında 1. Bundesliga'da bir anda öyle gelişti işler takım küme düşme endişesiyle karşı karşıya kaldı. Bir anda beklenmedik bir şekilde yeni sezonda aslında göreve gelecekken ya sen gel bu sezon takımı kurtar dediler. O da kurtardı. 28-29 <laughs> yaşında birinci Bundesliga tek tehdit oldu. 33 yaşında da bayağı Münih'in başına geçti. Tedesco Schalke örneği var. Yine 31-32 yaşındaydı. Devam edemedi. Ruben Amorim Braga örneği var. 33 yaşındaydı yanılmıyorsam. 35 yaşında Sporting Lisbon'un başında. Ruben Amorim. Dolayısıyla artık yavaş yavaş tek direktörlük yaş ortalaması düşüyor. Başlangıç noktası ortalaması düşüyor. 30'lu yaşlarda tek direktörlüğün çok üst düzey görevler. Sporting Lisbon gibi, Schalke gibi, Hoffenheim, Bayern Münih gibi ciddi görevler aldığını görüyoruz. Önce bunun üzerine bir kafa yormak lazım. Ne oldu da futbolda ne değişti de 30'lu yaşlarda tek direktörlere birden güvenilmeye başlandı. O yaşlarda görev almaya başladılar. Büyük görevler. Herhalde en önemli konu data analizin futbolda kapladığı alanın genişlemesi. Rakip analizi ve data analizi konusunda teknolojinin çok ileri bir noktaya gitmesi. İşte bu oyuncuların pinlenmesiyle beraber, o teknolojinin futbola girmesiyle beraber oyuncu bir pinliyorsun, bir işaretliyorsun ekranda. Bütün Ondan verileri indiriyorsun. onu artık takip ediyor. Evet. Hareketlerini takip ediyor. Hareketlerini takip ediyor, çiziyor, dokunuşlarını kaydediyor, mesafelerini kaydediyor filan derken o bir pinleme, 22 oyuncuyu pinleme futbolda data analiz kabiliyetini çok geliştirdi. Ve datalar çok daha çabuk işleniyor, çok daha çabuk raporlanıyor maç içinde dahi işte o ellerinde gördükleri tabletler yoluyla, yardımcılarının tabletler yoluyla teknik adamlara o hızlı bir şekilde o veriler, sonuçlar ulaştırılıyor. E bunlara tabii yeni nesil teknolojilere doğal olarak 30'lu yaşlarındaki tek tek biraz daha yakın, biraz daha sıcak, biraz daha fazla fayda alıyor. Onların olarak. doğalı o. Belki de öyle söylemek tabii lazım. Onun içine doğdular. Evet. İnternetin içine doğdular. Onların ben doğalı o. Ben sen internetin hayatımıza girişini hatırlıyoruz. Biz sonradan öğrendik. Yeni nesil hatırlamıyor. Doğru. Onlar internet içine doğdular zaten. Vardı. Mesela Ki sen siyah beyaz televizyonu ben siyah beyaz televizyonu biliyoruz. Kumandasız televizyonu biliyoruz. Onlar bilmiyor. Kumanda çocuklardı. Bizdik kumanda. <laughs> Değil mi? Kumandanın evi Üymelere ilk girdiği basın. günü ben çok iyi hatırlıyorum. Ya. Müthiş bir heyecandı. televizyon kumandasının evi ilk girdiği gün. Şimdi çok tabii normal. Şu anda sistem. normal. Evet. Tabiatı böyle. Evet. Kumandasız televizyon gibi bir şey hayal bile edemiyorlar. Yani. yeniniz. O yüzden de biraz içine doğdukları için bu teknolojinin her daha yükselleştiriyorlar, evet. daha yüksek verim alıyorlar. Bence <laughs> en önemli sebep o. Tabii biraz Z jenerasyonunun yüksek özgüveni, işte o otomatik e, itaatkar olmaması, işte yaş ayrımcılığına çok fazla anlam yüklememesi, sırf yaştan dolayı, yaş farkından dolayı üste saygı otomatik olmaması, altla da üstte de kendini eşit görmesi gibi Z jenerasyonunda özgü faktörler de belki devreye girmiş olabilir. Ama velakin şimdi gelelim far fariorli mikro plana. Nagelsmann bayağı Münih gibi muhteşem bir şema içinde. Muhteşem bir şema. Yani orada başkanı, işte sportif direktör, yönetim kurulu, sportif yönetim kurulu. Acayip bir organizasyon var. Dünyanın futbolda model organizasyonu. Bence zaten bütün kulüpler Bayern Münih organizasyona bakmalı, incelemeli. O şemayı kopyalamalı şu anda. Muazzam bir şema içine girdiği için Nagelsmann tabii çok korunaklı bir bölgede. Olağanüstü teknik olarak da korunaklı, maddi manevi. Sportif olarak da korunaklı, Medya karşısında korunaklı Taraftar karşısında korunaklı Nagelsmann'ı etrafını çok iyi dolduruyorlar Çok kurumsal bir yapı için çalışıyorlar Nagelsmann da işine odaklanabiliyor Ama Fariyoli Fenerbahçe gelirse Etrafında o kadar harika bir kurumsal organizasyon olmayacak Ve sadece teknik olarak Taktik olarak işine odaklanamayacak Çok doğaldır ki Kamuyu yönetmek zorunda kalacak Medyayı dönmek yönetmek zorunda kalacak Değirmenlerle savaşacak bir başka bakış açısı da tam sözü getirdiğiniz noktada Farioli'nin dezavantajı ve aynı zamanda Fenerbahçe yönetiminin dezavantajı teknik direktör tercihlerinde artık Hata kredisi olmaz. Ah, işte. Bravo tahammül kalmadı diyecektim en doğru evet. ifadesi siz söylediniz. Yani hocanın da Farioli'nin de öyle bir noktada eğer ki olursa tercih olursa o noktada ne taraftarın ne yönetimin pek fazla kredisi sabrı kalmadı artık e, şeyden beri alacak olursak. Filip Koku. Ha bravo. Filip ee, Koku'dan beri alacak olursak. Filip Koku'yu getirdiğinde o gün Farioli'yi getirse, değil mi? Ali Koç ilk tek direktör çok farklı olurdu. Ama tabii Çok fazla kredisi var. Farioli de orada henüz o şeyde yoktu. Yok o zaman Farioli diye birini tanımıyor. Evet, ortada yok. Demek istediğim o değil. Hani o gün hayatımızda hı hı. olsaydı Farioli aynı diye biri olsaydı aynı hayatımızda. De. Çok süper büyük... de çalışıyor şey olsaydı. O gün Filip Koku değil de görevlendirmesi Farioli olsaydı Ali Koç'un da çok güçlü kredisi vardı. Farioli de o krediden faydalanır, daha uzun zamanı orada. Ama bugün Yönetimin de kredisi zayıf, otomatik olarak Farioli'ye da yansıyacak bu düşük kredi durumu. Ben bu çerçeveden bakarak az önce söyledim. Haklısın. Yoksa yani. Z kuşağı konusunda çok güzel tanımladınız. Ee, burada arkadaşlarımız da var, genç kardeşlerimiz de var. En başta benim evde oğlum 17 yaşında. Ama başta hani e, benim de gözlemlediğim kadarıyla yaşadıklarımdan, beraber çalışıyoruz burada insanlarla. Söylediklerinize %100 katılıyorum ve bu... Onların bulunduğu yaşta aldıkları kararlar ya da karar alma sürecindeki güvenleri zaman zaman aşırıdan bahs aşırılıktan bahsedebiliriz hepsine eyvallah ama karar alma süreçlerindeki güvenleri bunun altını ne kadar doldurdular bilemiyorum ya da hata yapmaktan korkmamak mıdır bunda da bilmiyorum benim o dönemdeki ya da bizim o dönemdeki halimizden çok farklı. Bu da bana ilginç geliyor. Heyecan veriyor. Fariol o yüzden heyecan veren bir insan. Bir hoca, bir teknik direktör ama biz üst yaş grubundakiler Aynı bakmıyoruz hayata. Belki de endişemizin sebebi budur. Belki de Farioli gelecektir. Dediğim gibi altından kalkacaktır. Evet. Ama özellikle ağır basan nokta şu ki, e, tahammül yani ne kadar tahammül edecekler? Her şeyin iyi olabileceği bir daha da iyi olabileceği bir teknik direktörün de kariyerinde bir sekte bilemiyorum. Biz 32 iken Ben başarılı olacağına inanıyorum bu arada hocam. Bu 32 o 32'ye eşit değil. Yani biz 32 iken değil, değil. Francesco'nun 32'siyle eşit hiç değil. değil. 32 eşit değil 32 burada galiba bizim belki algımızı da bozan algımızla manipüle eden bir durum mu? Doğrusunu söylemek gerekirse belki abartı olacak ama teşbihte hata olmazmış. Biz bizim 30'lu yaşlar taş devri gibiydi. Evet. Şimdiki 30'lu yaşlar yaşları gibi kıyaslarında belki. gelişim şansı da olgunlaşma da çok daha hızlı ilerliyor süreç. Yani şöyle ufak bir şey söyleyeyim o yüzden... Francesco'dan müsaade almadan. Francesco benim arkadaşım diyebilirim ki benden küçük ama arkadaşım. Çok büyük saygı duyuyorum ve gerçekten ya ilişkideki o diyalog sizi bir çocukmuş gibi rahatsız etmiyor mesela. Asla. Değil mi? Asla yani. Eğer son derece olgun. ben 32 iken benzer durumda 42 olan biriyle böyle bir diyalog içinde olsaydım belki benle arkadaş hissetmezdi. Belki aynı dünyaya sahip olduğumu düşünmezdi ama Francesco benden 10 yaş küçük. Evet arkadaşım ve çok saygı duyduğum. İşinde çok başarılı. Duygu düşünce dünyası çok geniş bir adam. Tüm bunlara rağmen pozitif bir insan. Pozitif bir insan. Tüm bunlara rağmen Fenerbahçe çok rüzgarlı bir tepe. Öyle. Fenerbahçe ne Şalke'ye ne Bayern Münih'e benzer o anlamda. Çünkü o kasırgaları orada savunacak başka kurumsal ögeler var. Bence ya, burada yok. Ya da orada kasırga olmaz. Ya da orada kasırga bu şiddette olmayabilir. De çünkü Rüzgar şiddet olur, olur. Fırtın olur. Belki kasırga olmaz. Burada kasırga olur. Hem de onu karşılayacak e, dublajlar yok önünde karşılayabilecek bir mekanizma yok. O yüzden ben de şu anda Francesco için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Bir öyle yandan bir da bir yandan da şunu da hatırlayalım. Geçen sene Emre Belözoğlu pat diye göreve geldiğinde 8, her 9 şey, 9 yaş var aralarında. Her şey çabuk bu kadar çabuk düzelebilir mi diyorduk değil mi? Hani sihirli değil Oldu. Evet. Yani çünkü şunu söylüyoruz ya da öyle söylemeyeyim biz bunu kendi aramızda konuşuruz ama şu anda hani bir, bir nehir düşünün, bir akarsu düşünün, önüne taş koyduğunuz zaman akamaz. Bence durum Fenerbahçe'de biraz öyle. Benzetmemi yine mazur görün lütfen. Yani sanki o taşlar kalksa kadro bunu müsait akacakmış gibi geliyor. Yani gürül gürül akacakmış gibi geliyor. En benim kafamdaki benzetme bu. Dolayısıyla orada o değişikliği yaparsa belki bir anda geçen sezon olduğu gibi gürül gürül de olabilir. Yani Ali akabilir Koç yani için su. Bu sezonki en doğru hareket ne olurdu biliyor musun? Bunu ilk kez söyleyeceğim. 6 hafta önce çok daha erken görmeliydi. Pereira ile ileriye gidemeyeceklerini ki burada defalarca dile getirdik yani ileriye gidemeyecekler doğru. fena bir şeyleri taşıyamayacaklar Hatay biraz maçından sonra görüp, mesela Hatay maçından sonra mesela Altay maçından sonra 3'te 3 üç yapmana rağmen kazandığı maçlar Altay sonra. maçından sonra bile görülebiliyordu bu. O sırada e, Başakşehir'le anlaşmamış olan Emre Belözoğlu'nu tekrar görev getirmek olurdu. En doğru hareket bence. Şu anda artık öyle bir şans yok. Evet tabii o geçmiş ama hani görülmesi anlamında evet biraz daha erken en doğru hareket bence olurdu. Ya onu kaçırdılar o treni. 6 hafta mı oldu? Ya da ilk Olympiakos maçından sonra. İlk Olympiakos maçından sonra hala Emre Belözoğlu boşluyordu galiba. Sonra. Neyse. Bir ay falan oldu Emre Belözoğlu. Başakşehir'le anlaşalım. Özetle en çok konuşulan isimlerden birisi Farioli olduğu için bizim gönlümüzü gerek olgunluğuyla, gerek oynattığı futbolla, gerek etrafında etrafıyla ilişkileriyle bizim gönlümüzü kazanmış pozitif futboluna izlediğimiz, keyif aldığımız, saygı duyduğumuz bir hoca. Ee, i̇steriz ki daha başarılı olsun, isteriz ki Fenerbahçe'yi yönetsin ama sanki acaba biraz erken bir diye endişelerimiz var. Bir yandan da bunun altından kalkar kalkamaz bu tamamen hocanın ve yönetimin karşılıklı konuşmada ha, taktiksel görüşmede taktiksel boyutuna da değinelim mi? Anlaşacakları. Buyurun lütfen. Karagümrük'te ne oynatıyor? Deminki şey örneğinden hareketle suyun önünü kapatırsanız akmaz. Evet. Açarsan akar örneğinde. Açarsan nasıl akar? Ne oynatır Francesco? Ligin en fazla toplu oynayan takımı garip değil mi? Aslında zirvede değil. Zirve yarışlarından biri değil. Hücum Zirveni eksik o da bayağı yapıyor? Girdi. Hayır. Hücum eksik mi yapıyor? Hayır. Savunma eksik mi yapıyor? Hayır. Ligin en fazla %60'ın üzerine toplu oynuyor. Yani o anlamda Başakşehir'in Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un falan önünde. Peki neden bu kadar çok toplu oynuyor? Çünkü birinci bölgede e, aslında kimine göre faydasız görünen ama onun bir projesinin parçası olan birinci bölgede çok fazla pas yapıyor. Karagümrük kalecisi Viviano özel bir kaleci. Ajax'ın kalecisi Onana'ya benzetiyorum biraz onu. Neredeyse onunla pas trafiği başlıyor. Çok fazla aslında yatay pas da yapıyorlar. Yani kimisinin çok hoşuna gitmeyebilir. Beğenirsiniz beğenmezseniz ayrı konu ama Karagümrük ne oynuyor onu ifade etmeye çalışıyorum. Çok fazla yatay pas yapıyor. Savunma dörtlüsüyle beraber Viviano orayı beşliyor. Birliğe oynadığı zaman Birliğe oraya giriyor. Altıncı bir oyuncu oluyor. Birinci bölge paslaşma trafiğinin önemli bir ayağı. Bu hafta oynamadı Zukanovic önemli bir parça. Bu hafta yine oynamadı Sabek, Hedanişler önemli bir parça. Caner önemli bir parça. Bunların kendi aralarında kısa paslarla bazen riskli paslarla. Bakın özellikle altını diyorum. Bazen riskli paslarla ve bu riski bilinçli olarak alarak. Çünkü riski alıyorsun Riski aldığında rakibi çekiyorsun. Rakip bir anda senin kaybedeceğin hissine kapılıyor. Manasız bir risk aldığını düşünüyor. O riski aldığın halde oradan çıkarsan rakibin dengesini bozarak çıkmış oluyorsun. Pozisyonu Çünkü buluyorsun. rakip senin risk aldığını hissetmezse gelmez. Rakibin üçüncü bölgeye panikle gelmesi lazım. Veya coşkuyla veya umutla gelmesi lazım ki rakibin blokları arasında boşluk yakala. Rakibin blok düzeni bozulsun. Manchester City de bunu yapıyor. Bazen Manchester City kalesi Ederson, bazen Liverpool kalesi Alisson da yapıyor. Diyoruz ki ya niye böyle bir risk alıyor ki? Neden bunu yaptı ki? Neden döndü ki? O asa taktiksel. Klopp diyor ki sen kaybetmeyeceğin kadar risk al. Sanki şapşalca bir hata yapıyormuş gibi. Evet. Oynuyor Ama yani. mış gibi yapıyor. Evet. Mış gibi yapıyor, mış gibi yaptıktan sonra bir anda tek doğru pasla öyle bir çıkıyorlar ki çünkü ondan sonrası kurgulanmış. O pastan sonra set. Ama sen farkında değilsin. sanıyorsun ki şapşalca bir şey yapacak. Ama işte rakip buna müsaade etmediği zaman da şapşalca diye yazılıyor o da. Gol yiyor evet. o seferde, tabii ki. <laughs> Şöyle bir teori var. Manchester City menajeri Guardiola için bilinçli top kaybediyor diye bir Doğru. teori var. Kimse Doğru. kanıtlayamadı. Guardiola ben da tabii ki böyle bir şeyi kabul etmiyor. Ama böyle bir teori var. Ben kesinlikle katılıyorum. Diyorlar ki topu bilinçli olarak bazı noktalarda kaybediyor. Çünkü biliyor ki çabuk geri kazanıp çabuk geri kazandığı anda rakibi boş alan yaratacak. Evet. Bu ya yaratıyor. rakip kazanma coşkusuyla ne olacak? Organizasyonunu bozacak. Şemasını bozarak o topu kazanacak. Ama topu kazanıp kafasını kaldırana kadar tekrar kaybettiği için seni dengesiz yakalayıp gol atacak. Böyle bir iddia var. Bu boyutta değil. İspatlayamam ama yemin edebilirim öyle olduğunu. Evet tam değil mi? Meşhur tabiyle. <laughs> City için böyle iddialar var. Ama hiçbir zaman Guardiola herhalde bunu itiraf et, belki emekli olunca itiraf etmeyecektir. Olabilir. Çünkü hiçbir antrenör demez yani ben bilinçli top kaybediyorum. Böyle iddialar var. Kara Gümrük onun tabii ki başlangıç düzeyi. Francesco bir bunu yapıyor. İki önde basıyor. Tabii ki sürekli önde basamaz. Yani bu çok yorucu bir şey ve riskli bir şey. Ama bölüm bölüm maçında sekanslar halinde önde baskıya kalabalık geliyor. Orta Sanjur Jimmy ve Bertolacci da geliyor. Kanatları da geliyor. Santifor'da geliyor. Bazen da geliyor kalabalık bir şekilde önde basıyor. basıp kazanırsanız tabii ki rakibi eksiz, eksik ve yakalarsınız. Bir büyük takım stratejisi bu. Büyük takımlar bunu yapıyor. Avrupa'da, dünyada. İyi uygularsanız Manchester City, Liverpool, Chelsea, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Sporting Lisbon. Sporting Lisbon mesela müthiş uyguluyor. Ayak kısmı müthiş uyguluyor. İyi uygularsanız iyi yerlere gidebilirsiniz. Uğur Bey çok uzattık. Ee, tamam. Çok dolu bir akışımız var çünkü okumak ve de konuşmak istediğimiz çok fazla şey var. Özetleyecek olursak eğer iki adaydan daha bahsediliyor Francesco Farioli bizim için başarılı olacak başarılı olmaya aday daha da büyük başarılar kazanmaya aday hocalardan bir tanesi şu ana kadar ortaya koyduğu performans olarak ama yönetimin ve de taraftarın tahammülün ne kadar müsaade edebilir hocaya başarı anlamında bilemiyorum başarısız olur olmaz diye bir şey söylemek mümkün değil elbette başarılı olmasını temenni ederiz ama kafamızda ufak bir bu minvalde şey olduğunu soru işareti bulunduğunu belirtelim iki izleyici olarak. Diğer en... Farioli'nin arkasında en çok konuşulan aday da Slaven Biliç. Ondan sonra işte Löv, e, İsmail Hoca, İsmail Kartal vesaire diye. Diğer adaylar e, Christoph Daum diye yazılmış. E, Biliç de mantıklı bir şey. E, tercih olurdu. Opsiyon. Slaven Biliç zaten Türkiye'de çok iyi izler bırakarak ayrıldı. Beşiktaş'ın sonradan Şenol Güneş'le gideceği o Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi rotasının başlangıç tohumlarını attı o Liverpool'u, Tottenham'ı, hazırlık başında Chelsea'yi mağlup ettikleri o güzel bir sezon var. Gerçekten çok etkileyici bir sezon var ve nispeten birazdan mütevazı bir kadroyla yaptı bunu. Ve çok iyi izler bıraktı Beşiktaş'a Türk futbolunda. Pozitif futbol, çağdaş futbol, pozitif karakter, pozitif kişilik. Hırvatistan milli takımıyla da 2008'e giden hikayesi Hırvatistan'ın bebeleri diye anılır onlar. O takım sonradan olgunlaştı, daha büyük başarılara gitti ama Slaven Bilic, Hırvat futbolundaki jenerasyon dönüşümüne de imza atan kişidir. Ve bu imzayı atarken hatta suçlanmıştır Hırvat medyası tarafından. Ya bu milli takımı aldığı oyuncular aslında o kadar büyük olmayacak. Bunlar menajer oyunu falan diye suçlanmıştır. O oyuncular çok büyük olmuştur sonra. Bayern Münihlere, Liverpool'lara, City'lere falan gitmişlerdir. Yani bunları rastgele söylüyorum. Ama birçok onları 19 yaşında, 20 yaşında, 21 yaşında milli takımı kazandıran tek direktör. Nitekim işte Euro 2008'de benim de tribünde olma şansına eriştiğim o muhteşem maçta bize penaltılarla yenilerek o jenerasyona daha büyük şeyler kazanma şansını elinden kaçırmıştır. Fırsatını kaçırmıştır. O Avrupa Şampiyonası'nın en büyük maçlarından biri sayılır. Neredeydi o maç? Basel galiba. Trivasistan'da oynadığımız maç. Hatırlayamadım. Viyana. Ben de hatırlayamadım. Şimdi karıştırıyorum. O muhteşem bir maçtı gerçekten. Sonra Beşiktaş'ta büyük iz bıraktı. Çin'de şimdi gazete haberine göre 1 Ocak'ta sözleşmesi bitiyor. Ben baktım. 2 yıl imzalamış. 2 yıl imzalamışsa daha 1 yılı daha olması lazım. Orada biraz tereddüt düştüm. Arkadaşlarımız hani bunu bir kontrol edebilirler. Acaba bir opsiyon mu var kontratında? Ha bilmiyorum. Bir yılın sonunda Gazete sonunda serbest mi kalabilir? 1 Ocak'ta serbest kalıyor diyor. Ama daha 1 yılında dolduruyor. 2 yıllık imzalamış. Ben de şaşırdım çünkü nasıl serbest kalıyor diye baktım. 2 yıllık imzalamış. Onu bir teyit etmek lazım. Acaba karıştırdım mı gazete haberi yaparken yoksa benim bilmediğim bir detay mı var? Opsiyon belki. Opsiyon belki. 1 artı 1 mi acaba? Ne diyor arkadaşlar? Peki, peki bir saniye ben bir şey yanlış okumuşum özür dilerim eksik okumuşum hemen şuradan tamamlayacağım ee, bir saniye hemen bulayım o sayfayı ha buldum şimdi bakalım kafanızdaki taşlar yerine oturacak mı ee, şöyle diyor hangi gazeteydi ee, yolun sonu mu fanatik gazetesi şöyle ancak bilicin çalıştırdığı Beijing Guan o dönemde ayrılmasına izin vermedi başarılı teknik adam 1 Ocak itibariyle boşa çıkacak bazı yöneticiler 53 yaşındaki Tolga burada öyle bir şey yazmıyor. Ha pardon burada değilmiş özür dilerim başka bir yerden. Bir daha söyle tekrar et. 1 Ocak'ta 1 Ocak'ta görüşmek için söz almış. Başka bir haberde iddiaya göre Fenerbahçe izin almış. İzin almış evet. Şimdi Çin futbolu krizde. Boşa çıkmak değil de böyle bakacağız. Müsaade ya. almış. Yani, müsaade almış. Çin evet. futbolu krizde. Çin futbolunun en büyük yatırım, eksik bu yatırımcılarından arada. biri, daha doğrusu en büyük yatırımcısı olan firma futboldan çekildi. Çin futbolu eskisi kadar büyük yatırım yapmıyor. Hatta artık Çin'de bu tartışılıyor. Bu yatırımların karşılığı gerçekten gerçekçi bir şekilde alınabilir miydi? Yoksa zaten karşılığı alınamayacak. Manasız yatırımlar mıydı bunlar diye. Çin futboluna büyük yatırım yapan firmalar şu anda sorguluyorlar. Hatta ikinci bir firma, ikinci büyük bir firma. Hani isimlerini anmıyorum ama çok büyük firmalar bunlar. Çekilme aşamasında bir Çin futboluna. Biraz daha küresel ölçekten bakacak olursak zaten o yatırımlar yapılırken ilk başta sadece karşılığı gelecek yatırımlar olarak bakılmıyordu ona. Yani buranın bir ağırlık merkezi haline gelmesi, futbol pastasından pay alınması ve... Orta uzun vade alırsın karşılık. Kısa, kısa vadeli bir yatırım değildi evet. bunlar yani. Şimdi de şöyle bir gerçek var orada. Yani gerçekten şu anda şey, Çin yerel futbolu üzerine bir tartışma boyutuna girdik gibi görünüyor ama devlet katkısı var. Çin hükümeti <laughs> bir politik olarak desteklendi. Politik olarak Tabii. Bu kulübe sponsor olan o firmayı destekledi. O firma Çin milli takımla destekledi. Hatta ortak tek direktör anlaşması yaptılar. Bazı yatırımlarda e, açık ve kapalı devlet desteği söz konusuydu. Dolayısıyla bu biraz devlet politikasıydı. Çin'de uygulanan strateji. Şimdi devletin politikası nedir? Tabii şu aşamada bilmiyorum. Sürekli Çin radyosu dinleyenler i̇şte, rağmen. <gülüyor> kısa, <gülüyor> kısa vadeli bir yatırım değildi o. Evet. Geleceğe dönük bir yatırım. Bu çerçevede değerlendirdiğimiz zaman bana. belki de Pekin-Guan takımı, belki de hani tek direktörüne yüksek maaş tek direktörüne müsaade verme görüşme müsaadesi vermiş de olabilir. Belki de haber onu kastediyor olabilir. Olabilir. Şimdi değerli izleyenler teknik direktör konusunu değerlendirdik. Bir ha şey e, şu görüntüler meselesi ve ondan sonra da e, Fenerbahçe'nin açıklamasını Fenerbahçe'den gelen açıklamayı okuyacağız. Önce nereye gidiyoruz? Önce e, sabah gazetesine gidiyoruz. Demiş ki işte ikilinin kavga görüntüleri. Burada videoda... da e, sosyal medyada paylaşıldı. İrfancan Atakan'ı omzundan tuttu. Takımlar ilk yarı için soyunma odasına girerken İrfancan Can Atakan'ı omzundan tutup kendine doğru döndürdü. İrfancan Can Kahveci ile Atakan Çankaya arasındaki tartışma yaşanırken Fenerbahçeli futbolcu Göztepe'li oyuncuya fiziki müdahalede bulundu. Şimdi e, her iki kulüpten de altta görüyorsunuz Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, İrfan disiplin kuruluna sevkine böyle tepki verdi. İtiş kakış var saldırı yok kulüp televizyonuna konuşan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, iki futbolcu arasında yaşanan itiş kakışın saldırı olarak nitelendirilmesi kabul edilebilir değildir. Bu iş bilmezliktir, kötü niyettir. İki sezon önce Vedat Muriç niyet okuma gibi hukukta yeri olmayan bir yöntemle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Bu gibi örneği olmayan sevklerin Fenerbahçe üzerinden oluşması camiamızı huzursuz etmekte ve ciddi anlamda kızdırmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü iş bilmez, İş güzel insanların deneme tahtası olamaz sözlerini aktarmış. Diğer yandan Göztepe Kulübü de oyuncusu Atakan Çankaya'nın disiplin kuruluna sevkinin kabul edilemez olduğunu ve olayın görüntüleriyle birlikte savunma yapacaklarını açıkladı. Devre arasında iki oyuncu arasında yaşanan ve birkaç saniye süren, her maçta sıklıkla karşılaştığımız ve müsabaka içerisinde yaşandığında kart gösterilmesine bile gerek olmayabilecek durum nedeniyle oyuncumuzun disiplin kuruluna sevk edilmesi kabul edilemez. Yaşanan olaylarla ilgili tüm görüntüler kulübümüz, kulübümüzde mevcut olup oyuncumuzun bulması hukuk birimimiz tarafından en hızlı şekilde yapılacaktır. Her iki kulüpten yapılan açıklamada örtüşen nokta şu. Herkes kendi oyuncusu açısından bakıyor elbette ama her iki kulüpten e, yapılan e, açıklamanın ortak noktası saha içinde yaşanmış olsaydı muhtemelen kart bile gösterilmeden e, geçecek bir durum. Şimdi görüntüleri izlediğiniz herhalde değerli izleyenler yani merak edenler izlemiştir. E, biz de baktık Sabah Uğur Bey'le Oyuncular soyunma odasına körükten giriyorlar. Soyunma odasına yönlenirken İrfan Can bu tarafa doğru yürüyor. Yani Fenerbahçe tarafına doğru yürüyor. Sonra bir anda bu tarafa dönüyor. Evet. Orada iki ya da üç karelik bir şey var. Güvenlik kamerası muhtemelen. Güvenlik kamerası görüntüleri zaman zaman öyle şeyler olabiliyor. Ee, bir anda bu tarafa dönüyor. Yani odasına giderken ve sonrasında yaşananlar da bilmiyorum siz nasıl değerlendirdiniz şiddet anlamında. Yani sarılıyor işte bir itiş kakış oluyor her iki kulübün de söylediği gibi çekişme oluyor. Yani bilemedim ama açıkçası görüntülerden belki çok fazla bir şey anlamak mümkün değil ama ben de yazılanlarla aynı fikirdeyim gibi düşünüyorum. 2008 özür senesinde e, I Love You Şenol ...tezahüratından dolayı sevk olmuş PFDK'ya. Bu konuyu düşünürken program öncesi o hadise aklıma geldi. Tarihine baktım. İmalı tezahürattan dolayı sevk olmuş 2008 Olalım. senesinde. Evet. Kaleci Şenol'dan bahsediyorum bu arada. Hani hatırlarsın çok ikonik bir kaleci vardı. Uzun süre Diyarbakır Spor'un kalesini korudu. Sarı saçlı falan. Şenol'la yapılan Ayla abi Şenol tezahüratından dolayı sevk olmuş. Şimdi bazen e, gerçekten tabii ki hukuk sürekli yaşayarak gelişen bir organizma. Sonu yok. Her gün sokakta yeni hadiseler oluyor. Ve dolayısıyla hukuk kitapları da gelişmek, dönüşmek, değişmek, çağa ayak uydurmak zorunda. Yeni hadiselere karşı pozisyon almak zorunda ve yorumlanmak zorunda yani. Çoğu yorum esasında. Hukuki hadislerin. Ama bu yorumları yaparken de e, amacımızın, maksadımızın ne olduğunu unutmamak lazım. Maksat burada ne? Maksat bu sporcuları cezalandırmak mı? Yoksa sokakların güvenliğini sağlamak mı? Futbol sahası ve koridorları da sokaklar değil mi? Maksadımız herkesin huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak değil mi? Aynen aslında? öyle. Bazen maksattan sapıyoruz. Sokaklarda da maksadın ne olduğunu bazen unutuyoruz. Amacımız sokakların güvenliğini sağlamak. Maya Amerikalı yazar, filozof, muhteşem bir kadındır. Bir iki sene önce vefat etti. Süper bir sözü vardır. Herkes sokakların güvenli olması istiyor. Sokakları güvensiz hale getirenler bile. Kırsızlar, yan kesiciler, caniler bile sokaklar güvenli olsun istiyor. Esasında kimsenin derdi cezalar falan değil. Herkesin derdi sokakların güvenli olması. O yüzden bu hadiseye bakarken de ağzımızda acı tat bırakan konu bu galiba. Burada maksat ne? Amacımız ne burada? Amacımız aslında çocukları, sporcuları, takımları, şunları bunları cezalandırmak değil. Sokakların güvenli olmasını sağlamak ve bunu devam ettirmek değil mi? Huzur ortamını devam ettirmek. Bu çerçevede değerlendirdiğin zaman da bana da biraz abartılı geldi her şey. Ya biraz fazla mı abartıyoruz? Bu ne kadar güveni tehdit edecek bir durum? Bu fiilin karşı bu ceza mı değil mi? Bir mütekabiliyet açısından. maç. Evet bir mütekabiliyet açısından bir şey oluşuyor kafada. Ya bir dakika bu fiilin karşı bu ceza olursa başka bir fiili mesela yumruk yumruğa kavga ol, ne, ne 50 maç mı ceza vereceksin? Değil mi? Aynı. Mütekabiliyet açısından bir kargaşa oluşuyor. Bu işin birinci boyutu. Yani, yani ben adaletli de, uygulanma konusunda. E tabi şimdi burada yaşanan karşılıklılık e, ilkesi açısından yani. Bir tarafta şey fiil diğer tarafta ceza. Karşılıklı mı eşit mi? Orada bir şey oluşuyor kafada. Dengesizlik. Oluyor. Dengesizlik soru işareti oluşuyor. Çünkü bir gün soyunma odasında grup halinde sporcular mesela düşünsene. Yumruklu falan bir kavga geliyorlar Allah korusun. Evet. Ne yapacağız? Ne yapacağız abi o zaman? 50'şer maç mı ceza vereceğiz? Yani o, o da yine karşılamayacak sanki fiili. İşin bir boyutu bu. İkinci boyutu da bence daha önemli boyutu. Ya lütfen yalvarıyorum sizden. Şu futbol disiplin talimatnamesini sıfırdan yazın. Yani lütfen, Güncellemek değil, değil mi? Güncellemek değil. Sıfırdan yazın. Yani bu kadar her şey gelişiyor, değişiyor. Hukuk gelişiyor, değişiyor. Bakın sporda şiddet ve düzensizliğe önlemeye dair kanun yeniden kaleme alındı yeniden yazıldı. Kanun yeniden yazılıyor. Spor kültürü yasası değil mi çıkacak. Yeniden yazılıyor. Yakın zamanda çıkmasını bekliyoruz. Bundan neredeyse hayatımızda daha fazla yer tutan bir futbol disiplin talimatı var. Talimat bu. Ya futbol disiplin talimatını en son ne zaman yazdınız? Birisi bana yanıtını versin. Bu futbol disiplin talimatını kim hangi yıl yazdı? Güncelleme olmuştur elbette. Ana metni soruyorum. Ana metni kim yazdı? Hangi yıl kim yazdı? Bence bunun artık güncellenme değil sıfırdan yazılma zamanı geldi çağ değişiyor olaylar değişiyor hikaye değişiyor yetersiz futbol kalıyor. değişiyor Cevap bence vermem. yetersiz kalıyor ve geçmişteki olaylarla sürekli kıyaslıyoruz ve haksızlık adaletsizlik doğuyor şu geçmişte bağ koparalım birisi gelsin desin ki arkadaş futbol ismi talimatını sıfırdan yazıyoruz geçmişi tümden kapatıyoruz lütfen geçmişteki olayları artık kıyaslamayın 2022 itibariyle yepyeni çağdaş bir talimat yeni ceza karşılıkları daha akılcı, daha makul daha keskin. Mesela 5 ila 10 maç. Çoğu e, maddede bu şekilde çok geniş aralıkta görüyoruz. 4 ila 11 maç. Ya bu kadar aralık, bu kadar yoruma açık. Şunları daha bir keskinleştirelim. Daha detaylandıralım. Daha detaylandıralım, daha keskinleştirelim. Değil mi? Belki de örnekler, geçmişte örnekler de yazabilirsin. Belki de talimata Bilmem ki. Olur mu? Uygun olur mu? Sadece akıl yürütüyorum. Ama şunu biliyorum ki bir sporsal olarak ve 30 yıldır bu ligi yakinen izleyen bir Türk futbol sevdası olarak bu talimat miadını doldurmuştur. Sıfırdan yeni bir talimat yazılma o zaman bu kadar kafamız karışmaz. Bak şu anda bir hadise oluyor. Herkes diyor ki ama şu olduğunda böyle verilmişti. Ama bu olduğunda da böyle verilmemişti. Çıkamıyoruz işin içinde. Çünkü o da adil değil. Geçmişte gösterdiği örnekte haklı. O da adil olmamış. Dolayısıyla yeniden yazmak gerçekten makul bir e, öneri. Şöyle kapatabilir miyiz bu konuyu? Kulüplerin yaptığı açıklamalarla hem hemfikiriz diye. Kulüplerden evet, gelen kulüplerde açıklamalarla. makul şeyler söylemişler. Görüntülerini fena başlı, izledik. Gösteren. Yani dediğiniz gibi 5-10 maçlık bir durum sanki o çıkmaz zaten. Yok parada, orada yani. Çıkmaz bence de. Bir de mesela körük kısmı yok videoda. Bizim gördü benim gördüğümde tek yuktardan konuştular mı konuş. Sataşlar mı fiziksel bir temas oldu mu ne oldu orada? Yo, yürüyorlar böyle yan yana yürüyorlar. yürüyorlar. Sonra bir de, İrfan ayrılıyor bu tarafa doğru. Evet. İrfan can ayrılıyor bu tarafa doğru. Son yan bir yanda değil. Paralel geliyor. Yani, değil. E. değil mi? Açı büyüyor. Tabii so, tabii tab ayrılıyorlar böyle. Ayrılıyorlar. Herkes kendi soyum odasında. Sonra birden dönüyor, dönüyor. İrfan. Sonra birden dönüyor. Bir sözlü bir şey mi var? Öncesinde i̇şte fiziksel, Orayı bilemedik. Mesela orayı da bilmiyoruz. Herhalde vardır ellerinde biz bilmiyoruz da. O kısmı belki daha net şeffaflaştırabilir. Bizim o. gördüğümüz şeyden görüntüde orayı göremedik. Baktık çünkü defalarca. Yani bu da hafiyelik yapmak değil sadece göremediğimizi e, doğru analiz edebilmek adına anlamaya çalışma adına bir anda tekrar dönüyor bu tarafı ondan sonra işte hararetleniyor mesele e, işin şiddet içeren kısmı her neyse işte onun adı ne deniyorsa tartışma itişme içeren kısmı başlıyor ama yani öyle vurma itme Allah korusun falan deyip iki oyuncu sarılıyor birbirine herkes görmüştür zaten merak eden orada 5-10 maçlık bir durum yok herhalde. Buradan öyle görünüyor. Baktığımız kadarıyla. Gördüğümüz, gördüğümüz, kadar, yani gördüğümüz kadarıyla. Gördüğümüz şey, kadarıyla. Bildiğimiz eksik bir şey yoksa. Dolayısıyla dün, biz de kulüplerin açıklamaları doğrultusunda bakıyoruz olaya diyelim. Dün İngiltere'de. Yetiştiremeyeceğiz. Conor Gallagher'a bitiriyorum. İmal tezahürat yapılmış bu arada. <laughs> Az önce imal tezahürat konusunu açtım ya. <laughs> evet. Rental guy mı demişler. <laughs> Ama o Argoda başka bir şey anlamına geliyor. Mesela çok merak ediyorum onu takip edeceğim programda söyleyeceğim cezası ne olacak. Kina'ya yapmışlar. Kina'ya yapmışlar <gülüyor> tezahüratla. <gülüyor> cezalandırılacak merak ediyorum. Peki. Şimdi değerli izleyenler neredeyiz? Yine güzel bir haber. Türkiye Gazetesi'nden geliyor ekranlarınıza. Yeniden yapılanma başlığı. Türk hakemliği İFAB direktörüyle tekrar dizayn ediliyor. Türk futbolu ve hakemliği adına dün önemli bir zirve vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu Birincilik Kulüpler Birliği Derneği arasında Riva'da yapılan toplantıya İFAB teknik direktörü ve İngiltere Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı David Ellery de katıldı. Uzun bir süredir hakemlerin yönetiminden rahatsız olan ve sistemi eleştiren kulüp temsilcileri de fikir alışverişinde hazır bulundu. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağoğlu görüşme sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu El Ray ile bir süre önce danışman olarak anlaşma imzaladı. Teker teker bütün kulüplerle yaşanılan sıkıntıları bu sıkıntılarla ilgili olarak kendilerinin çözüm önerilerini dinledi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız da kulüplerle aynı görüşü paylaştığını ifade etti. Problemlerin kısa, orta ve uzun dönemde çözüleceğini düşünüyoruz açıklamasını paylaşmış. Geçen hafta ki açıklamasının ardından Ahmet Bey ile bir görüşmemiz olmuştu. Kendisi söylemişti. Biz de programımızda duyurmuştuk. Bu hafta için tekrar çarşamba günü bir araya gelecekler diye. David Elleray de fiziki olarak İstanbul'a gelecek diye gelindi. Görüşüldü ve David Elleray'ın bütün tarafları eksiksiz olarak dinlediği ve çözüm önerileri, sıkıntılar vesaire bunların hepsini e, eksiksiz olarak dinlediği ve e, ciddi manada bir değerlendirmeye aldığı söylenmişti o zaman Ahmet Bey söylemişti. O toplantının devamı da yine pozitif bir e, her iki tarafında yani hem hakemlik hem de futbol hem de çatı kuruluş federasyon evet. olarak üç tarafında diyelim yaklaşımının benzer olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Daha yani iyiye gidelim. Kimdir, oradan başlayalım Doğruları Doğruları yapalım diye. Buyurun. Şu anda dünya hakemliğinin belki de en güçlü kişisi. Enteresan ama çünkü futbol oyun kurallarının değişmesinin sebebi. Birkaç yıl önce İFAB'a yani futbol oyun kurallarını belirleyen komiteye, kurula danışman olarak technical director işte tek direktör deyince tam karşılamıyor. Direkt olarak atandı. Hmm. 57 tane futbol kuralını yeniden yazdı. Yeniden kelimelendirdi. Bazı değişiklik, bazı rötuş, bazı yeniden kelimelendirme ama FIFA futbol kural kitabında 150 yıllık yapılan en büyük değişimi yapan kişi David Ellery. Ben de beğenmiyorum ayrıca. Essel <laughs> <laughs> görüşüm. Yani o o daha iyi yapılabilirdi o dönüşüm. Ama niye David Ellery'e emanet edildi bilmiyorum. Çok saygı duyuluyor dünya futbolunda. 4-5 tane başka federasyona danışmanlık yapıyor bu arada. Ee, başka programlarda onları dile getiririm hangileri olduğunu. Şu an yanlış bir bilgi vermek Hı -hı. istemiyorum. Hem IFAB'ın Technical Director'ı hem de başka birçok federasyona danışmanlık işte MEAK Başkanlığı, Meake Tavsiye Darlığı gibi farklı pozisyonlar bize de ilk kez galiba fiziksel olarak Türkiye'ye geldi. Daha önce Zoom'la bir toplantı yapılmış. İlk kez fiziksel olarak geldi. Ya önemli bir adım e, karakter. E, dünya hakemliğinde çok önemli bir yeri işgal ediyor. Tabii şöyle bir soru işareti akla geliyor. Buradan soralım. Belki sonra cevabını alırız. Eğitim herhalde Ulenberg'le mi devam edecek? Mesela onu merak ediyorum. El Rey nereye kadar sorumlu? Açıklamalardan ya da konuşmalardan anladığım kadarıyla e, Ulenberg'le galiba şey bitti. Bilmiyorum ben de yanlış Yok daha kontrat bilmiyorum. sürüyormuş. Ulenberg devam ediyor. Ama bitiyor mu bitecek mi? Bilmiyorum hakem triyomuzdan bizi seyreden hocamız varsa eğer bilgi varsa hemen yazın oradan evet. buradan okuyalım. Şu anda bitti diye bir haber yok Ulenberg'le ilgili. Eğitimde hani Ulenberg bu daha teknik danışmanlık yapılandırma gibi danışman gibi. İngiltere Futbol Federasyonu hakem kurulu başlamak. Orada o da yazıyor. İngiltere evet. Federasyonu görev ama sadece İngiltere değil. Başka 4-5 federasyonla da e, profesyonel çalışması var. Sonuçta e, pozitif bir adım. İnşallah e, yapılan çalışmalar, öneriler, çözüm önerileri bir karşılık bulacaktır. Ve inşallah daha huzurlu, e, daha standartın yüksek olduğu bir e, hakemler açısından bir futbol oyunu olur. ...dönemine olarak katkı geçiş yaparız. Kesin. Herkesin, çünkü istekli olduğunu anlıyorum bu şeyden. Pozitif adım atma konusunda herkesin istekliğini anlıyorum. inşallah iyi olur. Şimdi, e, neredeyse Hürriyet gazetesinde. Hürriyet gazetesi ya da Uğur Beyciğim şimdi ben 44 dakikadır konuşturuyorum sizi. Bir ara verelim mi? Bir nefes nefeslenmek ister misiniz? Çünkü şeyi değiştiriyoruz. E, artık e, bu bölümle itibaren Anadolu turumuzla, yani Anadolu'dan diğer takımlarımızla, yerel basınla devam edeceğiz yerel basından gazeteler ve haberlerle devam edeceğiz o yüzden bir ara verelim şöyle bir su alalım ondan sonra tekrar buradayız efendim Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Sizlere bu bölümde okuyacağımız ilk başlık Hürriyet Gazetesi'nden geliyor ekranlarınıza. Hatay'dan mucize tur başlığıyla iki kalecisinin atıldığı maçta Eyüpspor'u eledi. Kupada penaltıların ardından adını 5. tura yazdırmayı başardı. Türkiye Kupası'nın 4. turunda Eyüp 3. dakikada Taha ile penaltı kaçırdı. 19'da Enes ile öne geçti. 74'te Fatih skoru dengeledi. Hatay kalecisi Abdullah 90 artı 4'te atıldı. Değişiklik hakkı kalmadığı için Diyuf kaleye geçti. Uzatmadaki hakla oyuna giren kaleci Yavuz da atılınca Diyuf yine kaleyi devraldı. Hatay penaltılarda 5-4 ile turladı. Hatay Spor'un önemli isimlerinden biri olarak dikkat çeken Diyuf, kalecilerinin kırmızı kart görmesinin ardından aynı aynı maçta iki kez kaleye geçmesine rağmen başarılı bir performans ortaya koydu. Ya gerçekten dünya futbol tarihine geçecek bir olay bu arada. Ben örneği daha önce tarihte yaşanmış mıdır? Çok zannetmiyorum. Çünkü zaten uzatmalarda ekstra oyuncu değişikliği yani son 15 yıldır belki hayatımıza girmiş bir hadise. Uzatmalarda ekstra oyuncu değişikliği hakkı olduğu için iki kez kaleye geçme fırsatı doğuyor. Ee, Sanmıyorum yani belki de dünya futbol tarihinde bir geçen gün dedim ya bir hakemimizin tabiri burası YouTube ligi yani YouTube'da güzel video çıkması için bu lig oynanıyor yani gerçekten yine YouTube'da yıllar boyunca izlenecek ve unutulmayacak bir hadise Duvun önce e, ilk kalecileri kim kim oynamış? Ta bir dakika Taha mı sonra Yavuz yo, yo. girmiş. Demin söyledim ya. Bak şimdi böyle bir çat diye sorunca unutturdunuz ya? Abdullah. Abdullah 90 e. Önce Abdullah'ın yerine oyuna girmesi. Sonra kaleye geçmesi. Sonra Yavuz'un yerine Yavuz, kaleye evet. geçmesi. Ben tarihte böyle bir şey bilmiyorum. Duymadım. Varsa izleyicilerimiz söylesin. Hatay Spor bu arada konuşmuştuk birkaç gün önce. Demiştik ki çok dar bir kadro ile gidiyor. 12-13 oyuncu ile gidiyor. Belki de bu yaşayatır düşüş. Gaziantep maçında yaşatır düşüş. Biraz da bununla ilgili. Kupa kadrolarına baktım. İşte Fatih Kuruçuk. Ruben Ribeiro 2, Kamara 3, El Kabi 4. Ciddi bir rotasyon yapmışlar. 6-7 tane alternatif oyuncuya şans vermişler. Simon Falet gibi, Isaac Saki gibi, Sen Louis gibi, Emre Çolak gibi, Bülent Cevahir gibi alternatif oyuncuya yer vermişler. Türkiye Kupası'nın bu anlamda son derece faydalı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Ben zaten Türkiye Kupası oynamak istemeyen, erken elenmeyi tercih eden takımlara inanamıyorum. Yani gerçekten siz bu 25-26 kişi kadroları niçin kuruyorsunuz? Türkiye Kupası büyük fırsat bu alternatif oyuncuların oynaması ve kendini göstermesi için. Çok yakın ve sıcak bir örnek. 2015'te Hamza Hamuzoğlu, Galatasaray'a şampiyonlar giderken çok önemli iki oyuncu katkı yapmıştı o sezon. Biri Yasin Öztekin, biri Emre Çolak. Sürpriz iki katkı. Ve o Yasin ile Emre'yi Türkiye Kupası'ndan kazandı Galatasaray. Alternatif oyuncuyla onlar. Türkiye Kupası'nda kendilerini gösteren Yasin ve Emre ve lig kadrosuna dahil oldular ve Galatasaray şampiyon yaptılar. Hamza Hoca'nın Galatasaray'la 3 kupalı sezonunda Yasin ve rol oynamasında anahtar Türkiye kupası maçları olmuştur. Hatay Spor'da bu tarihi maçla bir taraftan da alternatif oyuncular kazanma şansı bulmuş. Gerçekten tarihe geçecek bir karşılaşma. Panku'yu anımsadım ben de. Evet. Değil mi? Değil mi? O da kaleye geçmiş. 4 <laughs> ee, bu arada bir... Mamedyuf yani ve tarihe geçmeye hazır. Yani gerçekten kısa sürede iki sezonda Türk futbolunda ciddiyiz bırakmaya devam ediyor. Sezon başı Ömer Erdoğan'ın bir röportajını izlemiştim. Bu Penza mı Diyuf mu diye sordular. Diyuf dedi. Bu Penza daha kendi oyuncusuydu. Diyuf dedi. Benim için Diyuf daha kritikti. Düşün yani bu Penza ligi gol kralı olarak tamamlamıştı. Benim için Diyuf daha önemli dedi. gerçekten de Diyuf ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu her geçen gün bir kez daha bir kez daha ne kadar büyük bir lider olduğunu ne kadar büyük bir karakter olduğunu ispat ediyor. Değerli izleyenler sırada Konya Yeni Haber gazetesi var Konya'dan. Başlığımız ise kıskançlık yok. Veli Özkan'ın haberi geldi ekranlarınıza Konya Yeni Haber'den. Konya Spor'un Arnavut forveti Sokol Çikaleşi, Balkan ağırlıklı bir kadroya sahip olmalarının takımda gruplaşmaya neden olmadığını, aksine Türk kültürüne yakın oldukları için çok iyi anlaştıklarını söyledi. Yeni habere konuşan Çikaleşi, işin içine biraz kıskançlık girmiş olsaydı başarı gelmezdi. Aramızda Türk yabancı ayrımcılığı yok, biz o yüzden başarılıyız dedi. Ee, şurada ha, devam etmiş bu kutucuk içerisinde. Farklı yapılarda forvetiz diyor Çikaleşi. Ahmet Hasan da çift forvet oynayan, e, özür dilerim. Oynama ihtimali üzerinde de konuşulan konuşan e, Arnavut forvet hocamızın bu sisteminde bir tane forvet oyuncusu yer alıyor. Genelde çift forvetle başlamayı düşünmüyor. Her şey iyi gidiyor şu anda. Birbirimizle iyi anlaşıyoruz. Ancak farklı yapılarda forvetleriz. Oyuna, takıma ve duruma göre hocamız bir seçim yapıyor. Daha çok ben oynadım. Bundan sonra ne olur belli olmaz ama tabii ki Oynamak istiyorum, ben de oynamak istiyorum diyor. E, Ahmet Hasan da e, Ahmet Hasan da çok oynamak istiyor. E, kadro kararını hocamız veriyor, biz de ona saygı gösteriyoruz demiş. Ayaklarımızın yere basması lazım. Yani şu anda e, ikinci sıradayız ama ayaklarımızın yere basması lazım demiş Çiğaleşi ve yedek kalmayı da göze almıştım sözünü de yine başlığa çıkarmış. Güzel bir röportaj olmuş. Eline sağlık Özkan'ın. Oturmuş bir kadrosu var. Konyaspor'un sezon başından beri hani bekleriz Kubiç, Gilerme, Hücumcu, orta sahasında Soner, Hacı Amatovich, sürekli oynuyorlar. Kanatları Ütiçi, Serdar Önemli hücum silahları. Santrfor'u zaman zaman Çikaleş'i zaman zaman Ahmet Aslan oluyor. Daha çok evet. Rahmanovic'in de oynadığı olduğu ikisinde eksik olduğu dönemde. Daha çok Çikaleş'i oynuyor. Ama Santrfor'a bağımlı bir oyunu yok Konya'nın. Konya'nın bir oyunu var. Oturmuş bir oyunu var. Evet. Topa sahip olma odaklı. Üçüncü bölgeye kalabalık gitme odaklı. Kanat hücumları yerden paslar. Ön tarafta kalabalıklaşma. Bu da santiforu rahatlatan bir şey. Zaten gol dağılımı da dengeli. Yani Çikaleş takımının en çok gol atan oyuncu ama mesela çekici, ofansif, orta saha, Gol asist 3 golü var. Gol asistisi gayet yüksek. Serdar iki 2 golü var. Stoper Abdülkerim'in 3 golü var. Orta saha soner'in 2 golü var oyun ofansif olunca kalabalık gidince ön tarafa daha fazla oyuncan da zaten skor katkısı alıyorsun. Santiforlarına bağımlı olmuyorsun. İlan Palut tebrik etmek lazım. En evet. çok şut çeken takımı. Öyle mi? Paris Halen ligin evet. en çok şut çeken takım Hak ediyorlar. Bulundukları yeri de hak ediyorlar. Hatta bazı maçlarda şanssızlardı. Kasımpaşa maçı, Trabzon maçı. Daha fazla puan da alabilirlerdi. 26 mı şu an puanları? 30 bile olabilirdi. Biraz işleri yolunda gitse. Bu hafta Gaziantep yenildiler ama tabii ki maç kaybedecekler şüphesiz ki ama orta uzun vade Konya bu sezon ligin Avrupa Kupası adaylarından biri. Bu e, sezonki hedeflere ilişkin olarak ligin ilk 5 takım arasında yer alabilmek için savaşıyoruz. Zannedersem bunu başarabiliriz diyor Çıka Sonuca ulaşabilmek için sıkı çalışmamız gerekiyor. Devamlılık gerekiyor. Ayaklarımızın yere basması lazım. Geçen sene ligde kalma mücadelesi veriyorduk. Şimdi ise Avrupa'yı hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirmek için ekstra çaba harcamak gerek. Hocanın taktik disiplinine sonuna kadar uymamız gerek. En önemlisi ise mental olarak yani psikolojik olarak diri kalmak. Belki maçı kaybedeceksiniz. Bu tür durumlarda her şeyin sonuymuş gibi düşünmemek gerek diyor. Akılcıca yapmış. deneyimli bir oyuncu. Bu liginde artık deneyimlerinden söylediği gibi çok Balkan kökenli Sporcu mücadeli Konya'da. Uzun zamandır da orada olan oyuncular var. Kadro istikrarda söz konusu olan bir takım Konya'ya. Yani her sezon 15-20 oyuncu gönderip 15-20 oyuncu alan bir takım değil. Anadolu takımları içinde model takımlardan biri. Bir sonraki sayfamız nereden geliyor? Sivas İrade Gazetesi'nden uzun bir aradan sonra 7. haftaydı galiba en son galibiyetini aldığında Sivas Spor. Bu hafta Hatay karşısında önemli bir galibiyet aldı, farklı bir galibiyet aldı. Max Gredel'in öne çıktığı bir galibiyet aldı. Maç sonunda her iki hocanın değerlendirmeleri de konuşuldu. Ömer hocanın, tekrar edelim konuşmuştuk zaten, çok rahat getirdik Sivas'ı kalemize. Oyunun her alanında bizden daha iyilerdi demişti. Bundan oturup ders çıkaracağız demişti hoca. Şimdi Sivas açısından bakalım. E, i̇lk olarak Gradel Fırtınası başlığı geldi. Hangi gazetedeyiz? Sivas İrade Gazetesi'nde. Sportoto Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivas Spor sahasında ağırladığı Atakaş Hatay Spor'u 4-0 yenerek ligde 6 hafta sonra galibiyeti hatırladı. Maça Max Gradel'in başarılı performansı damga vurdu. Hatay Spor karşısında 3 asist, 6 şut pası, 5 gol fırsatı. Yaratma. Bir penaltı kazandırma. Bunu da <laughs> bir penaltı kazandırma diye yazmış ki hakikaten e, ceza sahasına girdi. Soldan tam sıfır çizgisinin içerisinde. E, Kamil Ahmet'ti galiba değil mi? Kamil Ahmet'in Ahmet evet. evet Penaltıyı kazandı. E, bir direkten dönen şut, beş orta saha isabeti, üç uzun top isabeti ve dört ikili mücadele kazanarak maçın yıldızı oldu demiş Gradel Fırtınası e, başlığıyla. Şu ana kadar e, sezonun en iyi performansını gösteren Gradel başarılı istatistiğiyle de dikkat çekmeyi başardı. Şurada Sivas'ı konuşacağız ve Gradeli konuşacağız ama atlamadan şu minik iyi dolar uğur getirdi fotoğrafını ve de başlığını da e, dikkat çekelim izleyicilerimize. Bir süredir stadyuma gelemeyen minik iyi dolar hafta sonu oynanan Hatay Spor maçıyla birlikte yeniden tribünlere döndü. 6 haftadır galibiyet alamayan Sivas Spor'da minik iyi doların stadyuma gelmesi takıma da uğur getirdi demiş. Çok da güzel bir fotoğraf paylaşmış ee, Oğuzhan Sarzep'in haberleri Sivas İrade Gazetesi'nden. Onlar yokken galibiyet yoktu demiş. Minikler gelince çok da şeker çıkmışlar burada. Hepsi maşallah. Evet. Gradel demişken Uğur Beyciğim, bir de grafimiz var. Hemen getirelim ekrana. Tabii. Atakaş-Atay spor maçı. Yani az önce e, gazeteden okuduk ya, Sivas İrade gazetesinden. 90 dakika sahada kaldı. 3 asisti var. Penaltıyı da Kalın perdeyi açan golünde yaratıcısı Gradel'di. 58 kez topla buluşmuş. %74 pas isabetiyle oynamış. 6 şut pası, 6'da 5 orta isabeti. İkili mücadele, girdiği ikili mücadelelerin yarısını kazanmış ve rakip ceza sahasında da 6 kez topla buluşmuş ki ilk penaltının ardından geri kalan 3 golünde asistini Gradel yaptı. Aynen öyle. Liginde Asist kralı belki de şu anda. Max Krada geçen sezonda bu sezonda ligde de Avrupa kupalarında Sivas Spor'un en kritik oyuncularından bir tanesi. Geçen sezonu zaten iyi bir noktada bitirdiler. Avrupa kupalarına gittiler. Rıza Hoca kulübemiz biraz derin değil. 4-5 takviye yapacağız. Kulübemizi derinleştireceğiz ve daha iyisini hedef edeceğiz dedi. O iyi takviyeleri de yaptılar bana sorarsa, Transferde de başarılılardı. Ama Sivas Spor'un sorunu sezonu çok erken açması oldu. Yani tekrar altın çizim. Biz artık futbolda bir ön elemeler ülkesiyiz. Hatta daha da geriye gidiyoruz. Yani şu anda altıncıyız. Eğer ilk 15'e tırmanamazsak bu sezon 2023-24'te Avrupa Kupası'nda 4 takımla mücadele edeceğiz. 5 değil 4 ve hepsi üçer ön eleme oynayacak. Dolayısıyla biz artık sezonu erken açıyoruz diye bir bahaneye sığınamayacağız. Sezonu erken açmak normalimiz olacak. Avrupa'da mücadele eden takımlar için. Herkes erken açacak artık. O yüzden belki de sezon takvimini değiştirmek zorunda kalacağız. Bakın şimdiden Türkiye Futbol Federasyonuna tavsiyede bulunayım. Yani biz bu ilk 15'e çıkamazsak, böyle gerilemeye devam edersek UEFA ülkeleri salamına zaten her temsilcimiz 3'er 4'er ön oynayacak. Yani o yüzden de bu ligin Ağustos ortası değil belki Temmuz sonu Ağustos başında başlaması da gündeme gelebilir ve Nisan sonunda bitmesi tabii erken başlarsa erken bitiririz. Futbolcuların tatilinden çalarak değil. Kastettiğim şey sadece takvimi iki hafta shift etmek. Çünkü dinlenmek de almak. çok önemli. E tabii. Herkes için Fiziksel yani. Tüm spor çalışanları için. Ama madem Avrupa Kupanı'nda tüm temsil, temsilcilerimizi erken açacak sezonu ona göre belki ligi shift etmek kaydırmak da söz konusu olabilir. Sivas da bu sezon çok erken açtı. Hastalık sakatlık. Ciddi sorunlar da yaşadı. Yavaş yavaş kadro derinliğinden faydalanabiliyor ki mesela Aron çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Faydalanamıyorlardı. Hala 2-3 tane kritik sakatları da var. Ama kadro derinliğinden faydalanmaya başladılar. Der. Sefa sakat, Koray sakat ama kulübesine bakıyorsun. İşte Jorge Felix kullanmadı. Kaya da kulübede. Hakan Arslan, Azubuike, Ahmet Oğuz Ziya. Artık bir kulübe derinliği var. E-futbolda alternatifi kadar güçlüsün. Sivas'ın artık güçlü bir kulübesi olunca böyle kulübeye baktığı zaman oyuncu iyi oynamak zorunda performanslar herhalde yavaş yavaş yükselecektir. Bir sonraki sayfamız Antalya Lider Gazetesi'nden. Değerli izleyenler Akdeniz'e gidiyoruz şimdi. E, Antalya'da Bünyamin etkisi genç oyuncu bir gol bir asistle maça damga vurdu. Sport Toto Süper Lig ekiplerinden Antalya Spor'da genç sol bek oyuncusu Bünyamin Balcı sergilediği performansla dikkat çekti. Genç oyuncu Alanya Spor maçında da bir gol bir asistle maçı tamamladı. Galibiyete etki oldu, etkisi oldu ve ilk kutlayan da Şahin yani hocası Nuri Şahin oldu demiş gazete. Hemen solda sosyal medyada rekor Genç oyuncunun bu hafta sergilediği ve ortaya koyduğu oyundan sonra Kırmızı Beyazlılar Hatay Spor Maçı'nın ve Alanya Spor Maçı'nda Bünyamin Balcı'nın gol sevinci sonrası futbol sorumlusu Nuri Şahin'i kucakladığı fotoğrafları paylaşarak bu iki kare arasında yalnızca bir hafta var mesajını verdi. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. 16 Ekim'de değil mi hoca gelmişti Nuri Şahin? Öyle mi? Ee, sonra bir hafta sonra da galiba şeyi bıraktı futbolu bırak futbolculuğu işin o şey kısmını, sağ kısmını bıraktı ve sağ kenarında e, görev yapmaya başladı. Altı maça altı maçta şu an e, altı maç şu anda takımının başında çıktı ve 3 e, üç galibiyet, 2 mağlubiyet, bir de beraberliği var hocam. Giresun'u yendi, Altay'ı yendi, Alanya'yı yendi. Sert de bir fikstür. Doğru. Giresun'u da Altay'ı da Alanya'yı da yenmek kolay değil. Bünyamin geçtiğimiz hafta Hatay maçında kritik bir hata yapmıştı. 2000 doğumlu çok genç bir oyuncu Bünyamin Ümit milli Takımımızın da beki Ümit milli takımıza düzenli oynuyor. Bu hafta tekrar oynayıp üstelik de e, gollerde direkt etki edip sonra ilk kutlayan Nuri Şahin olması tabii çok güzel yani demek ki hocalarıyla aralarında böyle güzel bir ilişki var eski takım arkadaşları şimdiki hocalarıyla hayat böyle düşmek mecburi muhakkak ki düşeceksin mesele kalkmayı bilebilmek Bünyamin de yerinden kalkmayı becerdi. Uğur Beyciğim bir sonraki e, sayfamız nereden geliyor? Akışımda şöyle bakıyorum. Ha pardon şey görüntüleri paylaştık mı dostlar? Ribeiro 13. haftada Ribeiro gol. Tabii onları da getirelim ekrana. Gazete de paylaşmış. Biz de e, görüntüler biz de paylaşalım biz de. Tamam. E, onları Ribeiro 13. haftada Ribeiro'nun golü sonrası Nuri Şahin ile Bünyamin. Bir hafta sonra da yani 14. haftada da yine Bünyamin'in golü sonrası Nuri Şahin ile hocasıyla görüntüsü gelecek ekrana. Bu iyi bir güven ve iyi bir ilişkinin kurulduğu gösteriyor değil mi? Kesinlikle. Çok önemli. Futbol yönetiminde çok önemli. Hep Kalamiti James'in, David James'in örneğini veririm. Der ki Liverpool'da Uli'ye için oynamıyorduk. Sevmiyorduk onu ama Portsmouth'da Avram Grant için oynuyorduk. Yani futbolda sevgi önemli faktörlerden bir tanesi. O sevgi bağı kurulmuş gibi görülüyor Nuri Şahin'le oyuncular arasında. Şimdi de Gaziantep'teyiz değerli izleyenler. Gaziantep 27 gazetesi geliyor. ve Gaziantep 27 bu dil. Dostlar önce şeye geçelim. Gaziantep Spor'un yeri doldurulamadı başlığını verelim. Çünkü orada bizi başlığa çıkarmışlar. Bizim programımız sporun muhabbetleri programını başlığa çıkarmışlar. Öncelikle çok teşekkür edelim. Ve hani şöyle anlatmış uzun uzun okumama gerek yok. E, Bean Sportsun Sports e, sporun muhabbetleri programında Gaziantepspor ve Kamil Ocak Stadıyla yeni stadın hikayesini ekranlara taşıdı. Gaziantep'e gelerek çekimler yapan Bean Sports programcısı Burak Şenbak aynı e, ekranlarda da bir dönem e, yıllarca yorumculuk yapan Ökkeş Özekşi ve e, teknik e, direktör Nurullah Sağlam, spor yazarı ve yorumcusu Tunç Kayacı Celal Doğan e, yönetiminin yöneticisi Mehmet Özsayıcı ve e, gazetemiz spor yazarı e, Orhan dinen ve gazi taraftarı olarak Ethem Özcan'la görüştü demiş. E, programı bekliyoruz diyor e, Gaziantep 27 gazetesi Salı akşamı ilk yayını yapıldı değerli izleyenler yani Gaziantep'ten de bekleyen varsa yani buradan Salı akşamı saat 20'de Gaziantep Spor bölümünün ilk yayını yapıldı. Cuma günü saat 17.30'da haber kanalımızda tekrarı olacak buradan duyuralım sizlere. Şurada e, Ökkeş Özekşin'in bir açıklaması bir değerlendirmesi var onu ee, okumak isterim. Gaziantepspor'un başarılı dönemlerindeki görüntülerin e, bizim programımızda paylaşıldığını belirtiyor. Ökkeş Özekşi e, sabahtan akşama kadar spor konuşulan kentin o özelliğini kaybettiği tespitine yer vermiş gazete. Bu da biraz üzücü aslında. Gaziantepspor'un geri doğdurulamadı derken kastedilen o mu? Evet. O başarılı dönemde. Yani şu an ilgi biraz daha az diyor kentte. Ki bunun ne kadar önemli olduğunu defalarca söyledik. Önce kent takımı taraftarlı. Her şeyin önünde olması gereken eğer bir topyekun kalkınmadan kulüplerimizin kalkınmasından bahsediyorsak önce bu gelecek. 2000'lerin başında Nurullah Sağlam yönetiminde ligde bir, uzun bir süre 20-25 hafta şampiyonluk yarışı yapan sonra Avrupa Kuparı bileti alıp eğer yanılmıyorsam Romayı mağlup eden bir Gaziantepspor vardı. Türk futbolunun Süper Lig'in önemli yapı taşlarından bir tanesiydi. Celal Doğan başkan yönetiminde. Tabi üzerinden yaklaşık 20 yıl geçti. Bugün Gaziantep Futbol Kulübü genç bir kulüp Gaziantepspor'a nispeten yeniden yapılan masancıları içinde ama Erol Bulut da teknik olarak da özellikle 3-0 kaybetmene rağmen Trabzon maçında gayet iyi futbol ortaya koymuşlardı ve Konya maçında da bunun ödülünü aldılar. Konya'yı 3-2 mağlup ederek. E, o yüzden Gaziantep'li spor severlere buradan çağrı yapalım. Bu Gaziantep Futbol Kulübü de futbolu sevmeye değer. Tekrar futbola bağlanmaya değer. Muhammed döndü sakatlıktan. Trabzon maçına Muhammed olsaydı belki de daha farklı mesajı alabilirlerdi. Gelir gelmez de gol attı zaten. Gaziantep desteklemeyi izlemeye değer. Cevdet Bey'in başkan Cevdet Akınal'ın da e, açıklaması var. Cevdet Bey diyor ki e, biraz zor okuyorum kusura bakmayın. E, ee, kulüp başkanı Cevdet Akınal, e, Gaziantep Gaziantepspor'un Celal Doğan'ın başkanlığı yaptığı dönemde e, çok iyi kulübü çok iyi yönettiğini belirterek e, çok iyi oyuncular yetiştirdi. O da e, oyuncu Cevdet Bey'de Cevdet Akınal da oyuncu yetiştirme konusunda vurgu yapmış. E, yani şehrin futbolla ilgilenen isimleri, futbolun önde gelen isimleri ee, başta kulüp başkanı Cevdet Akınal olmak üzere, ee, Ökkeş Özekşi'ye de teşekkürlerimizi iletelim. Ee, bu isimler biraz sanki ilgisizlikten yakınıyormuş gibi mi? Şehrin ilgisizliğinden yakınıyormuş gibi mi? Ee, ya da biraz daha ilgi, bilemedim bir şeyde yapmayalım şimdi, haksızlık etmeyelim de e, Gaziantep şehrine. Sanki bu haberden öyle bir izlenim edindim gibi geldi. Ama bir veriye dayandırabildim mi? Dayandıramadım. Yani Johnson, Preko... İbrahim Toraman, e, Boğazizi, o dönem Gaziantep'le özdeşleşmiş. Bir dönem Yusuf Şimşek, Mustafa Şahin Türk, Lazarov. Ezberden 6-7 evet, aklımıza geliyor. Tabii ki o dönemki Gaziantep sporunun ikonik kadrosu. Ta, tabii Tabata diye hatırlatıyorlar şimdi. Tabata. Diye. Bugünkü Gaziantep futbol kulübünde yok. Tabii ki o ikonik kadro yok. O ikonik başarılar henüz ulaşılmış değil ama e, Gaziantep önemli bir Futbol kenti Süper Lig'in tarihinde önemli bir yeri söz konusu. Yeni e, nesil takım seçme aşamasında olan çocuklara Gaziantep Futbol Kulübü'nü seçmeleri için bir sebep yaratmak lazım. Doğru. Yani çocukları o takımı tutmuyorsunuz diye suçlamak yerine o takımı tutmak için sebep yaratmak lazım. O yüzden mesela kadro istikrarı önemli, teknik adam istikrarı onem, önemli. Marşınız önemli, bayramınız önemli, önemli, şarkınız tabii. önemli, tarihiniz önemli. Bir şekilde fark yaratmanız lazım. Fark yaratma için çabalamanız lazım. Yani umarım o fark yaratma için gereken çabaları gösteriyorlardır. Bir sonraki sayfamız yine e, Gaziantep 27 gazetesinden. Herkes onu konuşuyor. Süper Lig'in 14. haftasında evinde Konya Sporu mağlup eden Gaziantep'te defans oyuncusu Hamza Mendil'in asistleri sonucu belirledi. Taraftarlar ve maçı televizyondan izleyen spor severler Faslı oyuncunun çok başarılı bir oyun sergilemesini hayranlıkla izledi. Buna rağmen henüz istikrarı yakalayabilmiş değil diye yazmış gazete mendille alakalı olarak şu ana kadar 10 maçta 544 dakika süre almış. 10. haftada Giresun ve 14. hafta yani bu son geride bıraktığımız haftada Konya maçında sadece 90 dakika oynamış. Bu geride bırakan kalan 10 maçta 6 maça ilk 11 başlamış, 4 kez de sonradan girmiş. 1 gol, 2 asistle oynuyor Mendil. Kanat bek oynadı. Neden kanat bek diyorum? Çünkü 3'lü savunma oynuyor Gaziantep. 3-5-2 oynuyor. Beşinin solunda oynadı. Çok da etkileyici bir performans. İki asist. Skubic oyundan düşürdü. Rakip tek direktör. Ilan Palut Skubic ile barış değişti yapmak durumunda kaldı. Fast oyuncu Şalke'den kiralık. 24 yaşında. Geri dönecek mi? Kontrat uzatma opsiyonu var mı? Bilmiyorum ama o da sezonun en iyi maçını oynadı. Tabii ki o performansını sürekli hale getirmesi lazım ki daha fazla mendil üzerine konuşalım. Yeşil Giresun gazetesi Değerli izleyenler, Hakan Hoca'dan, Hakan Keleş'ten bir başlık atmış. Futbolda dün yoktur. GZT Giresun Spor Teknik Direktörü Hakan Keleş, futbolcularından Fatih Karagümrük maçına konsantre olmalarını istedi. Beşiktaş maçının geride kaldığını ifade eden Keleş'in artık önümüzdeki maça bakacağız. Önemli bir galibiyetti. Beşiktaş'ı deplasmanda ilk kez yendik. Tamam ama futbolda dün yoktur. Bu nedenle kafanızda sadece kara gümrük maçı olsun dediği öğrenildi. Elbette hocanın söylemeye çalıştığı şey şu. Bir büyük takıma karşı galip geldik. Önemli bir galibiyet aldık ama sonra kazanmaya devam etmezsek bu galibiyetlerin bir önemi olmayacak. Demek istiyor. 6 maç sonunda bir gol bir puanı olan bir Giresun spor vardı. Sonraki 8 maç 15 puan topladılar. 11 gol attılar. Hala ciddi bir gol sorunları var. Beşiktaş'a attıkları 4 golü çıkarırsak çünkü onun dışında sadece 8 gol atmışlardı. Bunların da 3'ü de penaltıydı yanılmıyorsam. Gerçi bu maçta da bir penaltı golü attılar. Yani bu maç çıkarırsan Beşiktaş maçını çıkarırsan 13 tane lig maçında akan oyunda sadece 5 gol atmış Giresunspor Gol beklentisi 20'ler seviyesinde attıkları gol 12. Beklentinin çok altında attılar. Ee, önemli bir son vuruş, bitiriş problemleri var. Devre arasında herhalde onu çözeceklerdir diye tahmin ediyorum. Çünkü onu çözerlerse oyun anlamında çok büyük sıkıntıları yok. Daha yukarıları tırmanabilirler. Hakan de sezonun en başarılı tek direktörlerinden birisi. Yani çünkü hak ettiklerinin altında bir puanlar, oyunlarının altında bir puandalar. Muhtemelen bu 3 maçta 7 puanlık çıkışlarını sürdüreceklerdir. Malatya ve Beşiktaş yeniler. Herhalde bu çıkış sürecektir ama tekrar altını çiziyorum. Tek sorunları gol. Son vuruş konusunda sıkıntıları var. Uğur Bey Bey, yerel basın turumuzu tamamladık. Şimdi şimdi ha e, Milliyet Gazetesi'ne ve Galatasaray'a gidiyoruz. Çünkü Galatasaray Başkanı e, Burak Elmas dün değerli izleyenler Galatasaray e, yani Galatasaray'ı takip eden basın mensuplarıyla bir araya geldi ve e, toplantı bir, bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Çarpıcı değerlendirmelerde bulundu Galatasaray Başkanı. Milliyet Gazetesi de Burak Elmas'ın açıklamalarından 10 üzerinden 5 cümlesini başlığa çıkarmış. Galatasaray Başkanı Burak Elmas 6 aylık icraatlarını değerlendirdi. Öz eleştiri yaparken kendilerine 10 üzerinden 5 hatta 4 verebileceğini söyledi. Burak Elmas kurdukları hayallere ulaşmaları halinde bu notun 7,8 7, mi yoksa 7'ye 8, e 8 mi? 7,8. 7,8'e çıkabileceğini dile getirdi demiş gazete. Biraz haksızlık etmiş diyeceğim ama e, Burak Bey olsun okuyalım. Kendisi öyle değerlendirdiyse işin başında e, kendisi var. Şampiyonluk yarışını değerlendiren Burak Elmas daha hiçbir şey bitmedi. Ligde herkes herkese puan kaybedebiliyor. Trabzonspor iyi bir takım. Şu ana kadar iyi bir sezon geçirdiler. Ciddi bir avantajları var. Avrupa'da maç oynamıyorlar. Lazio maçından sonra en az Şubat ayına kadar bizim de maçımız yok. Lige daha fazla konsantre olacağız. Bu 14 puanlık farkın böyle kalmayacağına eminim dedi. Burak Elmas Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Kendisi başkan yardımcısı, teknik direktör e, yani Rezanep Özdemir ve Fatih Terim ve kulübe verdiği cezalara itiraz ettiklerini, tahkim kurulunun konuyla ilgili vereceği kararı beklediklerini söyledi. Elmas bu cezalar raporlara göre veriliyor. İkiye ayırmak lazım. Bu cezalara sebep olan olaylar ne? Ve bu cezalar hangi rapora göre verildi? Buna bakmak lazım diyor. 9 hakem istenmiyor. Sözü cümlesi başla çıkarılmış yine. İlk defa Büyük kulüplerin başkanlarının bir takım e, sorunlarında sorunlarda mutabık kaldığını hatırlatan Burak Elmas Galatasaray olarak sevk, ceza ve hakem kararlarında eşit uygulama istediklerini dile getirdi Burak Elmas. Şu anda süperlik kulüplerinin istemediği 9 hakem var. 9 hakemin maç yönetmesi istenmiyor. Bazıları bu hakemlerin bazıları FIFA kokartlı. Şimdi bu 9 hakemin yerine doğru hakemleri getirmezseniz bunların eğitimini vermezseniz sistemi düzeltmezseniz seneye 9 hakemin daha ismini verirler demiş. Maçlarda temsilcilerin hazırladıkları raporlarda ciddi sorunlar olduğunu söyleyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas "Bizim soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemci (parantez içerisinde temsilci yazılmış) gözlemci yakaladık. Bazı gazetecilerle birlikte çalışarak raporları sızdıranlar var. Koridorlarda işine geleni yazıp işine gelmeyeni yazmayanlar var. Hakem raporunu değiştiren hakem gözlemcileri var." sistemin her tarafı çürük olduğu için bunun tamamını düzeltmeye yönelik bir çalışma var şimdi demiş. Şurada bir başlık daha çok uzattım ama dedim ya çok çarpıcı ifadeler. Evet. Hemen şunu da okuyayım. Sağ tarafta menajerler işi menajerler işi pişirdi şeklinde. Yabancı futbolcu sınırlaması konusunda federasyonda görüşmelerin sürdüğünü belirten Galatasaray Başkanı Burak Elmas tüm kulüplerin bundan yani yabancı konusundan sayısından sınırından rahatsız olduğunu söyledi Elmas. Alınan kararın hiçbir dayanağı yok. Milli marş okumuyorlar. Sağda bu kadar yabancı var diyen birkaç kişinin geyiğiyle başlayan, bazı menajerlerle ilişkili Türk oyuncuların değerini arttırmasından para kazanan arkadaşların işi pişirmesiyle buralara gelindi demiş. Şimdi hakikaten bazı mesela şu gizli ses kaydı yapan gözlemciler başlığı altında. E, gizlisi işine geleni yazıyorlar, işine gelmeyeni yazmıyorlar. Hakeme şeyini raporunu değiştirten e, gözlemciler var vesaire. Bunlar hakikaten çok çarpıcı ifadeler. Kim bunlar mı? Bir, yok isim yazmamış, isim yok yani. İşte o ama isimleri vermezseniz bir anlam oluyor mu? Kimse bunlar bunları, muhtemelen konuşul tamamen varsayıyorum. diyorum e, federasyonla yapılan ya da merkez hakem kuruluyla yapılan görüşmelerde bunlar konuşulmuştur. Tahmin edin ama tabii kamuoyuna bildirmek Başka Anladım. bir durum yani. Tamam, tahmin tamam, et. Bense tamamen tahminler. Yani. Ama kendi aralarında kulüp da ve Türkiye yapılan toplantılar bile Yani dile başkan getirirler. bey bunu söylüyorsa bu konuşuluyor demek ki. Yani gerçekten Tespit. bu kanıtlanabilir bir şeyse zaten o gözlemci yani. yerde barındırmazlar. diye tahmin ediyorum. Böyle bir gözlemci varsa. Türk futbolunun en büyük kulüplerinden bir tanesinin başkanı böyle bir iddiada bulunuyorsa boşu boşuna bulunmuyordur. Yabancı oyuncu sınırı konusunda da kulüplerin de bir konsensus içinde olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Onlar da mantıklı bulmuyorlar bu durumu. Bu da sevindirici Türk futbolu açısından. Çünkü gerçekten hani gerekçelendirmekte güçlük çektiğimiz bir değişim, dönüşüm bu. Ee, şu an Türkiye Futbol Federasyonu iddia ettiğinin aksine yabancı serbestiyeti olan dönemde daha fazla yerli oyuncu yetiştirdik. Daha fazla beş büyük lige genç Türk çocuk gönderdik daha fazla verim aldık. Verim almaya devam ediyoruz. Bugün milli takımımızın yarıdan fazlası 5 büyüklükte oynuyorsa bunu biraz da tamamen değil belki ama biraz da yabancı serbestiyetine bağlı olduğunu düşünüyoruz. Tahmin ediyoruz. Biz de aynı kanaatteyiz. Burak Elmas da zaten şimdiye kadar doğru bulduğunu yabancı sınırı taraftarı olan Şenol Güneş vardı. Şenol Güneş de şu anda vazifesine devam etmiyor. Şenol Hoca şu an çalışmıyor. Onu hatırlıyorum. Hani futbolun akil adamları içinde bu şekilde yüksek sesle yabancı sınırı taraftarı olan hatırlayamıyorum. Yani ben ben yanılıyorsam düzeltin. Pek de duymadım. Bir federasyon bu konu taraftar. Bir de eski milli takım tek direktörümüz taraftardı. Bir e, pozitif anlamda ya da beklenen anlamda bir katkı sağladığını söylemek mümkün mü? Açıkçası bilemiyorum. E, Burak Elmas'ın özellikle şu cümlesini müsaadenizle tekrar okumak isterim. Eee... Şu nerede? Ha, alınan kararın hiçbir dayanağı yok. Milli maç okumuyorlar. Sağda bu kadar yabancı var diyen birkaç kişinin geyiğiyle başlayan, bazı menajerlerle ilişkili Türk oyuncuların değerinin artmasından para kazanan arkadaşların işi pişirmesiyle buraya gelindi demiş. Dolayısıyla futbolu geliştirmek isteyen yani bu ifadeden bizim de defalarca söylediğimiz üzere eğer gelişmek istiyorsan, oyuncun gelişmek istiyorsa, senin Türkiye'de eğer yabancılarla rekabet edemiyorsa Avrupa arenasında nasıl edecek? Aynen. Biz sınavı aslında kendi topraklarımıza, kendi ülkemizde veriyoruz zaten. Ama bak bizim oyuncularımız Avrupa'da kaç tane oyuncu veriyoruz çarşamba günleri Avrupa'da oynuyor? 20 tane lejyoner oyuncu sayıyoruz değil mi? Belki daha fazla. 20-21 tane. Evet. O koku bitmek Beş, bilmedi. O yüzden yoruldum o yüzden hatırlıyorum. <laughs> yani Aynen, veriyoruz evet. oyuncularımızın çoğunu. Atladığımız var mı bilmiyorum ama 20-21 tane veriyoruz. Ee, Belki perform haftalık evet. performanslarını veriyoruz. daha veriyorum. fazla oyuncumuz var. Milli Gidiyorlar takımda yani. 16-17 tanesi geliyor. Ya ben burada para kazanamıyorum falan, ben burada yabancı çok oyuncu, ben burada oynayamıyorum demiyor. Gidiyor ve takım buluyor. Ve Avrupa'nın büyük liglerinde kabul daha görüyor. daha gelişmiş olarak dönüyor. Aynen Merih öyle. Demiral gibi, Çağlar Söyüncü gibi, Aynen Cengiz Ünder gibi. Gelişip dönüyor milli takımı. Orkun, Kökçü, başka türlü kaynaklardan da edindiğimiz oyuncular. Galatasaray Başkanı da net bir şekilde ifade etmiş bu konudaki görüşünü. 9 hakem istemiyorlarmış. Ha, şimdi onu tekrar edecektim. Buyurun. Ya tabii yine burada isimlere değinmemiştir ama Halit Sözkaya bıraktı. Teşekkür ederiz kendisine. Bence o hakemlerden biri muhtemelen oydu. Hüseyin Bilgi Göçek değil olabilir. muhtemelen diyor özellikle. Yok yok tamamen kesişsel, subjektif Aha, görüşüm öyle. bunlar. Hüseyin Göçek olabilir zaten onda çok uzun süre hakemliği kalmadı. Mesela ben bakıyorum Volkan Bayarslan, Suat Aslanboğa. Çok performanslarından memnun olduklarını zannetmiyorum. Arda Kardeşler olabilir, Atilla olan olabilir. Çok performans anlamında istikrarlı kötü. Hakemleri düşününce aday muhtemelen bunların isimleri anlıyor olabilir. Tekrar söyleyelim bu bilgi değil sadece bilgi e, performans değilim. üzerinden anlayabiliriz. Uğur Bey'in şeyleri. Tahminim sanırım. Tahmini. Şimdi Uğur Bey'ciğim dış basından yansıyan notlara geçeyim diyorum. Çünkü son 5 dakikaya girdik belki daha bile azdır şimdi yani yönetim başlar e, tamam diye. Tamam. Ee, o yüzden ama şu Piyaniç gitti gidiyor diye bir başlık var. Onu da hızlıca okuyayım Beşiktaş cephesinden. İspanyol basını sezon başında Barcelona'dan kiralanan Boşnak Yıldız'ın Katalan ekibinin başına gelen Xavi tarafından Ocak ayında geri çağrılacağını iddia etti diyor fotomaç gazetesi ve gördüğünüz gibi Piyaniç de geri dönmeye sıcak demiş Barcelona'ya. Bunu sadece bilgi olarak bugün ekrana getirmiş olalım isterseniz. Çünkü Beşiktaş'ın oyunu içerisinde Piyaniç, Raşit Gezel tamam. nasıl bir ağırlık merkezi oluyor? artısı et e, eksisi daha da biz İspanya'dan da doğrulatmaya çalışalım Yarına bu arada. Bir soralım. Bırakalım isterseniz onu. Sadece bilgi olarak bugün paylaşmış tamam. olalım. Haber başlığı olarak paylaşmış olalım ve <laughs> şeye geçelim. Altın top. Ballon d'Or. Tartışmaları, Şimdi, tartışmaları. Ge geliyor mu ekrana sevgili dostlar? Cristiano Ronaldo bir fanı neydi? Seveni. Evet, Hayran, Hayranın sayfası. Bir hayranı e, bunun Messi'nin almaması gerektiği, doğru karar olmadığı e, vesaire bayağı uzun yazmış. O da altına gerçekler diye yazmış. Ronaldo'nun töreni protesto ettiği, Messi'nin alacağını öğrendikten sonra töreni protesto ettiği gelmedi. Birçok bir şey yazılıyor, çiziliyor. E, Ronaldo'nun şey olmadığı, hiç bu durumdan memnun olmadığı, ben en iyisiyim, her zaman da en iyisi olarak kalacağım vesaire. Bu arada bu tartışmaya Messi'nin babası da dahil oluyor. E, ne demiş blabla bla işte hani ya he he yazmış. <laughs> Türkçemizde çevirecek olsak. o hedef göster. Boş yapma ya. gibi bir şey kullanmış. İfade kullanmış. kastettiği o olduğu düşünülüyor. Kastettiği o olduğu düşünülüyor. O hesabın hesabın altına yaptığı yorumda. Futbolun diğer paydaşlarından da Jürgen Klopp da. Evet. Açıklama yapmış. Buyurunuz toparlamak için sözü size. Klopp da Salah'ın yedinci olmasıyla ilgili üzgün. Çok daha yukarıda olmalıydı diyor. Messi Evet, gelmiş geçmiş en iyi futbolcu onun yeteneğinden, yapabileceklerinden eminim ama bu her yıl ödülü alması gerektiği anlamına gelmiyor. Klopp ben açıklamanın videosunu da izledim. Tony Kroos'un bir açıklaması oldu. O da takım arkadaşı Benzema'yı layık görüyor. Thomas Müller'in bir açıklaması oldu. Takım arkadaşı Lewandowski'yi layık görüyor. Şey diye hangisiydi? Geçen yılın yani geçen yıl verilmedi. Siz de geç, söylediniz ya önceki programda. Hı hı. Bari geçen yılın ödülünü Lewandowski'ye. Çünkü verilmenen dönemde Lewandowski'ye verilsin. Yo yo Alman Bayern Münih'ten bir oyuncu. Sabah okudum da unuttum şimdi. Ama Müllerin Messi töreninde söyledi bunu Messi zaten. Messi Tören'de söyledi. Aynen öyle. Messi tören dedi ki 2020 ödülü Lewandowski'nin evinde olmalı dedi. Çok da doğru bir çağrı. Ben vereceklerini düşünüyorum. Ama 2021'den takvim yılından bahsediyoruz. Ronaldo'nun da bence burada duygusal davrandığı konu bu. Yani Burada tarihin en büyük futbolcusu seçilmiyor. Burada dünyanın en yetenekli futbolcusu da seçilmiyor. 2021 sadece bir takvim yılı performansına bakarak o bir yılın en iyi performans gösteren oyuncusu seçiliyor. Dolayısıyla Cristiano Ronaldo zaten bence kazanması çok adil olmazdı. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz çok büyük performans göstermedi. Kendi kulüp takımıyla Juventus'la ve Manchester United'la ortaya koyduğu performanslar çok fantastik sayılmaz öyle değil mi? Yani Cristiano nasıl kazanmayı bekliyordu ki bunun gerçekler olduğunu söyledi. Ya yani Messi için, ya yani Messi ya da Lewandowski alabilirdi. İkisi ikisi de bence haksız olmazdı. İngilt... Ama Messi Lewandowski dışındakileri ben çok anlamıyorum. Neredeyse bütün küresel medyada bu konuda çıkan haberleri takip ediyorsunuz. Şöyle bir e, şey düşebilir miyiz? Performanstan ziyade Ronaldo sanki ama haberler mi acaba öyle veriliyor? Sanki Ronaldo biraz kıskançlık yapıyormuş gibi. Bir yönlendirme var mı yoksa? Siz de hissettiniz mi öyle bir şey? Yani şu yaptığı yorum evet çok gerekli olmuş. Çünkü çok büyük bir sporcu. Ne, mi? Duygusal gerekli davranmış. E Messi şimdi Copa Amerika'yı kazanmış. Copa Amerika'yı ne hakla küçümsüyorsunuz? Ne hakla? Ya diyor ki 4 Güney yılda Amerika'da... bir yapılıyordu. Şimdi yılda bire indirgendi. Ha i̇şte önemsiz bir kupa aldılar. Onu da gibi bir ifade var yani. Yılda bire indirgenmedi. Centenario 100 yıl turnuvası yapıldığı için böyle bir durum oluştu. Neyse o da ayrı bir konu evet. ama. Güney Amerika'nın kıta turnuvası bu. Avrupa için eurolar ne kadar değerliyse Güney Amerika için de Copa Amerika o kadar değerli. Ve adam Kopa Amerikayı gol kralı, asist kralı olarak tamamladı. Ayrıca kendi liginde gol kralı, asist kralı olarak tamamladı. Yani tamam, Lewandowski de alabilirdi ama Messi'nin alması da çok olağanüstü bir hata gibi gelmiyor. bana. Bitti galiba süremiz. Peki tamam, ee, kapatın diyorlar şu. E, yarı otomatik offset şeyini de e, BBC haberleştirmiş ama yarın konuşuruz. geniş, geniş ele Öyle yapalım. E, bugüne sıkıştırmayalım. Süremizin sonuna geldik. Uğur Melek'e çok teşekkürler. teşekkürler. Değerli izleyenler bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte Manşet programında tekrar birlikte olana dek. Hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.